Bir de Sezer programa gelecek, İzmir'den katılıyor. 4 yıl önce evladını kaybediyor. Ama evladını kaybetme şekli herhangi bir doğal ölüm değil. Sokağın ortasında bir maddenin etkisiyle saldırgan tavırlar sergiliyor. Ardından kolluk kuvvetleri ve sağlık görevlerinin olaya müdahale etmesiyle hastaneye kaldırılıyor. Ve hastanede sonrasında Fatih Sezer hayatını kaybediyor. Çocuğun ölümünü tam bu 4 yılda sindirmeye çalışan babanın kapısına bir gün bir not bırakılıyor. O notun detaylarını sizlere açıklayacağım. Benim oğluma bunu yapanlar kimlerse ortaya çıksınlar dedi, buyursunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. 51 yaşında gencecik de bir baba. Evladınızı kaç yaşında kaybettiniz? 23 yaşında. Oo. O zamanlarda Fatih evli miydi? Evet, evliydi. Evliydi. Bir de çocuğu varmış. Bir de çocuğu vardı 4 yaşında. Allah bağışlasın. Sibel Hanım'la evli. Çocuk şu anda kaç yaşında? Çocuk şu anda 8 yaşında. Kimle yaşıyor? Annesiyle. Anneyle beraber yaşıyor. Sizin olayınız 23 Temmuz 2020 yılında oğlunuzun ölümü gerçekleşmiş. Fakat siz tekrar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek 2 Eylül 2024 tarihinde iki yeni isim vererek ve elinizdeki delilleri sunarak oğlunuzun ölümünün araştırılmasını istiyorsunuz. Evet, evet. Şimdi Fethi abi, ben kısaca bir seyircilerimize olayı tamamıyla bir anlatacağım. Ardından sizle detayları konuşacağız. Biraz önce minik bir özet vermiştim sevgili seyirciler. Ama şunu söyleyeyim, 23 Temmuz 2020 tarihlerinde olay yeri yine İzmir'de, Sarnıç bölgesinde. Evet. 1057 sokak dediğiniz bir yer. Siz o gün oğlunuzla karşılaşıyorsunuz aslında. Siz mi anneniz, anne mi karşılaşıyor? Oğlumla biz işten gelirken annesi de karşılaşıyor, ben de karşılaşıyorum. Biz yani oğlunuz 19.30'da sapasağlam. Evet, sapasağlam. Ölümünden bir saat önce sapasağlam bizim yanımıza geliyor. Ne yapıyorsunuz anne diye her akşam gelirdi zaten bizim yanımıza. Kirada oturuyor. 1 yıl olmuştu kiraya çıkalı. Hatta ben dedim ki bizim evin yanına yakın bir yerden tutalım, biz de göz kulak oluruz diye. Ama eski gelinim, ismini şey yapmak istemiyorum. Kendi ailesinin evinin yanından tutmak istedi bana. O detaylara geleceğim. Evet. Ama siz o gün oğlunuzu sapasağlam, böyle hani güçlü, kuvvetli, normal biri olarak evet, yolda her zamanki evet, gibi evet, görüyorsunuz. Hatta yanında da bir arkadaşı var. Onunla beraber yürüyorlar. Sonra saat 21 gibi size bir telefon geliyor ki yeğeninizden, Fethi amca koş, Fatih sokağın ortasında çırılçıplak, polisler onu alıp ekip otosuna bindiriyorlar. Evet. Saldırgan tavırlar sergiliyor. Saldırgan derken şöyle, ölüyorum diyor. Polis memurlarına yalvarıyor. Bana bir şey oldu, beni kurtarın, beni hastaneye götürün diye kendini yani yerlere işte atıyor böyle. Bilincini kaybetmiş. Bu anda ben gittim oraya, bilincini kaybetmiş zaten. Yani hiç dışarıdaki sesleri ve söylenen hiçbir şeyi doğru düzgün algılayamıyor. Ve ardından da işte ambulans geliyor, polisle beraber Fatih Sezer hastaneye sevk ediliyor, 3 hastaneye gidiyor ve ondan sonra da 23 Temmuz'dan 4 gün sonra da ölüyor. Siz tabii ki ölümünden şüpheleniyorsunuz, adli tıp raporları falan çıkıyor. Evet, evet. İşte o gün bir uyuşturucu madde mi aldı, o maddeyi ona kim temin etti, vermiş olduğunuz o döneme dair isimler var. Ama ben orasında değilim. Evet. Siz oğlunuzun ölümünü 4 yıldır aslında kabul etmeye çalışıyorsunuz. Ben kabul ettik biz yani, herhalde dedik onların dedikleri doğru diye biz kabullendik artık. Yani kanında bir madde bulunuyor. O maddenin etkisiyle Fatih bu krize giriyor ve ardından hayatını kaybediyor. Evet, biz öyle biliyoruz. Ama ölümünden 2 yıl sonra benim kapıma gelinin iç çamaşırları, böyle yarı çıplak fotoğrafları, bir de not bırakılmış. Sizin evinizin. Evimin iç kapısı. Siz İzmir Sarnıç'tasınız. Evet, Sarnıç'ta oturuyoruz. Kapınızda, kapıyı açtığınızda gelinin fotoğrafları var. Evet, bir poşet içine koymuşlar böyle. Gelinin fotoğrafları, yarı çıplak fotoğrafları, bir de not var. Notta şöyle bir şey yazıyor. Oğlunuz normal ölmedi, oğlunuzu geliniz öldürdü, bunu araştırın. O torun da o gelinin elinde bırakmayın. Bu arada kapınıza bırakılan fotoğraflar, sizin savcılığa delil olarak da sunduğunuz fotoğraflar bunlar mı? Evet. Yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz o dönemki geliniz, eski gelinizin fotoğrafları ve not sizin kapınıza biri tarafından bırakılıyor. Bırakılıyor. Kim bıraktığını bilmiyorum ben. Ben notları aldım, götürdüm.
gelinin ailesinin evine. Hepsini topladım. Babası var, annesi var, babaannesi falan var. Bunlar ne kızım dedim ya. Bunlar benim kafama bir isimsiz biri bırakmış. Kim bunlar dedim. Ya bir annesi, gelin hiç cevap vermedi. Annesi diyor ki bu diyor Photoshop diyor. Bunu... Bunlar gerçekleşiyor. O notu bunlar... bir kere daha okuyalım. Sibel evliyken Fatih yani kocasını, oğlunuzu aldatıyordu. Torbanın içine de Fatih ile evliyken başkasından hamile kaldı. Evet. Evraklar var, kan testi sonuçları vardır. Bu işi araştırın. O çocuğu yani torununuzu onlardan alın diyor. Onlardan alın. Benim şüphelenmem şundan oldu. Hani başkasından hamile kaldı, çocuk aldırdı diyor ya o şahıs. Evet. İsimsiz şahıs. Gerçekten de çocuk aldırdıydı yani. Oğlunuz öldükten sonra yok, mı? Yok, ölmeden. Ne kadar süre bir önce? Ölmeden 6 ay önce falan. Yani o yıl içerisinde, evet, 2020 yıl içerisinde bir de gelininiz bir gebeliğini sonlandırdı. Evet, biz aldırmayın falan dedik. Yani çocuk dedi ki, daha siz buna bakamıyorsunuz. Annesi geldi, aldıracaksın o çocuğu diyor. Gelinin annesi. Hı hı. Ya dedim aldırmayın. Çocuk günah. Biz bakarız dedim. Gitmişler habersiz aldırmışlar, haberimiz şimdi, yok. Şimdi oğlunuzun ölümü ve 2 yıl sonra kapınızda isimsiz kişi tarafından bırakılan bu notlar ve olayların tarihlerini örtüşmesi sizde soru işareti yarattı. Evet, soru işareti bıraktı. Ardından bu notları size gönderen kişi sizinle... Ama bu ilk şey yaptım. Bir gün sonra işten geldik, yine kapımın önünde poşetler var. Yine aynı notlar var. İşte araştırın diyor. Bana diyor, inanmıyorsanız diyor, gidin diyor iş yerinde, onu çalıştığı iş yerine sorun diyor. Belki anlatmazlar, çekinirler ama diyor, ya biz bu Sibel'i gelin olarak alacağız, nasıl birisidir sorun diyor. Öbür türlü falan derseniz diyor, inanmazlar diyor. İnanmazlar. Peki, korkarlar, söylemezler diyor yani. Ardından bu notları bırakan kişi sizinle iletişime geçti mi? Bir gün ondan üç ay sonra kahvede oturuyorum. Böyle çay içiyordum, affedersiniz. Böyle yan masaya 2 kişi geldi. Genç, 28, en fazla 27 yaşında. Bana böyle bakıyorlar. Ben de şüphelendim. Acaba dedim birine mi benzetti bunlar? Bana niye dedim. Ben de kalktım gittim yanlarına. Bu şahıs. Biri bu şahıs işte, İlhan Eren. Kardeşim dedim, sen bana birine mi benzettin? Bana niye bakıyorsun? Yok abi dedi, senin yanına geldim. Hayırdır, ben seni tanımıyorum dedim. Sen kimsin? Ben İlhan Eren'im, Denizli nüfusuna kayıtlıyım. Senin evin yakınında oturuyorum dedi. Hiç gördüğüm bir şahıs değil. Biz aynı mahallede komşuyuz. Evet, komşuymuşuz. Ben tanımıyorum. O notları dedi, senin kapına bırakan benim dedi o şahıs. Sen dedim, ne amaçla bırakıyorsun bunları? Ama bir tarafta kendimi tutmaya çalışıyorum yani. Ya kendi eşi gibi anlatıyor benim eski gelinle. Gelini, evet. Kendi eşi gibi derken sevgililer miymiş? Sevgililermiş. Ya biz sevgiliydik diyor işte... Vicdan azabı çektim, kendimi öldürmeye kalktım diyor. İntihar girişiminde buldum. İntihar girişiminde buldum, beni diyor, arkadaşlarım engelledi. Dedim sen bana bunları anlatıyorsun, gel karakola gidelim dedim. Karakolda da anlat bana. Gittik karakola. Karakolun içine girdik, polis memurları değil. Ben daha önce bunları götürmüştüm karakola zaten, bu evrakları. Dedim memur bey, bu benim kapıma bırakılan dedim o notları bu şahıs bırakıyormuş. İlhan Erim, Eren isimli kişi önce isimsiz bir şekilde kapıya notlar poşetin içinde bırakıyor. Ardından da senin bulunduğun yere gelip seninle iletişim kuruyor. İletişim kuruyor. Sevgili olduğunu söylüyor. Sevgili vicdan olduğunu... azabı çekiyorum ve ben intihar girişimi... Karakola girdikten sonra... Karakola girdik. Memur bey dedim, benim kapıma notları bırakan bu şahıs mısın? Ben şikayetçiydim ama dedim kim olduğunu bilmediğim için ifade vermeye geldi dedim. O öyle deyince benim yanıma geldi bu. Dedi şikayetinden vazgeç, her şeyi anlatayım. Dedim ben şikayetimden nasıl vazgeçeyim dedim. Anlatmaya geldin dedim, sözünde dur anlat. Bana anlattıklarını dedim, hepsini burada karakolda da anlat. Orada polis memurunun biri dedi ki çıkın dışarı dedi, dışarıdan anlaşın dedi. Öyle gelin dedi, beyanınızı öyle alayım dedi. Peki, bu kapıya bırakılan notlarla bu olay arasında zaman dilimi 2 ay mı? 2 ay değil. 4-5 ay, tam bir şeyini bilemiyorum da. 4-5 ay falan. Karakoldan çıktıktan sonra her şeyi anlattı mı? Hayır, kaçtı ondan sonra. Ben şikayetçi olurum deyince keşke şikayetçi olman deseymişim. Keşke. Evet, sonradan şey yaptım. Bu 2024'ün... Burada verdiğim bilgilerde Temmuz. Temmuz 15, saat 2:30 civarları. Parkta oturuyorum böyle, bizim o kahve dediğim yer
Karşısında park var. Yani orada oturuyorum. Bu şahıs karşıma dikildi. İlhan Eren tekrar karşına geldi. Evet, karşıma dikildi. Dedi ki senin oğlunu dedi gelinizde ben öldürdüm. Şok oldum yani. Tutuldum böyle resmen tutuldum. Fethi abi tekrarlar mısın? Senin oğlunu... Gelininizle ben öldürdüm dedi. Sibel'le biz öldürdük. Evet. Nasıl öldürdünüz dedim ben şimdi. İçtiği bir şey dedi. İçtiği bir şey ne dedim? Kola dedi. Kolanın içinde 8 tane kadın doğum hap attı. Şok oldum ben. Dedim nasıl ya dedim. Öyle deyince kaçtı gitti. Beni zaten tehdit ediyorlar dedi. Kim tehdit ediyor dedim. Senin gelinin dedi ailesi beni tehdit ediyor. Konuşmayacaksın bir daha. Ölümle tehdit ediyor. Fethi'nin karşısına çıkmayacaksın. Evet. Bir daha çıkmayacaksın, hiçbir şey anlatmayacaksın. Biz senin oğlunu beraber öldürdük. Bir kola içti. Kolasının içine 8 tane doğum kontrol hapı koyduk. Evet. Bu kolayı ona kim vermiş ve nerede içirmişler? Kolayı dedi Sibel getirdi, ben koydum dedi. Koydu. İkisi beraberlerdi. Ama yani ben... üçü yan yanaydı o zaman. Bunu bilmiyorum artık. Bilmiyorsun. Ben şimdi bilmediğim için. Peki nerede olmuş olay? Nerede oldu bu olay dedim. Bizim Cumhuriyet Meydanı dediğimiz bir meydan var. Orada dedi. Ben oraya şey yaptım. Orada mümkün değil olmaz. Çok kalabalık bir yer orası. Olabilir de yani. Bu insan kola içiyor. Belki koymuş da olabilir diye. Kendi kendime yorum yapıyorum kafamda sürekli. Ondan sonra bu şahıs kaçtı gitti. Bir daha da ulaşamıyorum. Bir kere aradım. Kardeşim dedim sen bu anlattıklarında dedim şey misin? Açtı telefonumu birkaç ay sonra. Şimdi dedi konuşamam, benim psikolojim bozuldu dedi. Kapattı telefonu. Bir daha da ulaşamadım zaten bu şahsa. Siz bunun üzerine hemen savcılığa gittiniz. Hemen savcılığa gittim. Şimdi tekrar oğlunuzun ölümüyle ilgili bir soruşturma mı başlatıldı? Evet, evet, soruşturma başlatıldı. Şimdi sevgili seyirciler hemen kısaca bir kere daha geçmek istiyorum. Yani 2020 yılında bir maddenin etkisiyle işte sokak ortasında ve sonra da hastaneye kaldırıldıktan sonra ölen Fatih Sezer'le ilgili aslında 2 yıldır... sizin hayatınıza giren, önce notlar bırakan, oğlunuzun ölümünü araştırın. Evet. Çocuğu annesinden alın. Çocuğunuz, gelininiz hamile kaldı ama bu hamilelik başka birindendi. Evet, başka yani birinden İlhan'dan diyor. İlhan'dan mı başka birinden mi? İlhan benden de değil, birinden. İşte benden hamile kaldı. Bizim onunla bir ilişkimiz vardı. Ve son kertede de biz beraber öldürdük. İçeceğine de 8 tane doğum kontrol hapı koyduk. Bunu da kolanın içinde verdik. Ama Esra Hanım şöyle bir şey var diyor ki yani hamile kaldı başkasından Fatih'den olduğunu söyleyecekler size diyor ama ben o zaman kafam şey yaptı gerçekten de dedim bu çocuk aldırdı. Dedim bunların, bu doğru yani, söylüyor. Şimdi hani başka birinden çocuk aldırdı bunu bilemeyebilirsiniz ama evet. Oğlunuzun öldüğü dönemde onun öncesinde gelininiz bir çocuk aldırıyor, bir gebelik sonlandırıyor. Evet. Ardından da gebeliği sonlandırdıktan 5-6 ay sonra da İlhan, oğlunuz ölüyor. Ardından 2 yıl sonra İlhan ortaya çıkıyor. Ve o dönemde gelininiz Sibel Erkan'a ait olan işte özel fotoğraflara erişmiş, bunları notlar aracılığıyla kapınıza bırakıyor. Evet. Aynen böyle. Peki siz bunları yani tüm bu delilleri sunduktan ve bu kişinin ismini savcılığa verdikten sonra İlhan Eren savcılığa davet edilmiş mi, ifadesi alınmış mı, bilginiz var mı? 1,5 ay falan oldu. Hiçbir bilgim yok şu anda. Hiçbir bilginiz yok. Hiçbir bilgim yok. Bir de şöyle bir şey var Esra Hanım. Tam olay yerinde söyleyelim. İzmir Sarnıç. Evet, İzmir Sarnıç maalesef. Sarnıç bölgesinde siz yaşıyorsunuz. Evet. O dönemde Fatih rahmetlinin fotoğrafını da ekrana verelim. Fatih Sezer'in arkadaşları, yakınları, o dönemde Fatih'in hayatına şu an ekranda gözüküyor. Hani tanık olanlar, şahit olanlar, o dönemde onun yaşadıklarına şahit olan kim varsa bildiklerini bizlerle ihbar hatlarından isimleri, bilgileri bizde gizli kalacak şekilde gönderebilirler. Bu bilgiler bizim için çok önemli ama en önemlisi İlhan Eren isimli kişinin senin oğlunu biz öldürdük cümlesiyle gelininiz Sibel'i, eski gelininizi işaret etmesi ve Sibel Erkan'ın annesinin de bu gerçekleri bildiğini söylemesi bu durumda onlara söz hakkı Esra Hanım, doğuyor bir de şöyle bir şey var. Esas işin başı annesi. Her şeyi örtbas ediyor. Kendini o kadar akıllı zannediyor ki. Hemen göresi yok. Siz gittiniz mi onlara bu belgelerden sonra? Bu belgelerle gittim. Belgelerden sonra bir daha bizimle ilişkiyi kestiler. Ben de sen gittim. Koydun onların önüne koydum önüne. Bunlar ne dedim? Tek kelime bir şey yok. Sibel'den. Annesi konuşuyor. Ne diyor annesi? Yok bunlar değil diyor. Dedi bu kıyafetleri
O şahsın dedi kız kardeşinin diyor bana. Kıyafetler. Kıyafetleri. 10 dakika sonra bir daha sordum. İlhan Eren'in kız kardeşinin kıyafetleri. İlhan Eren demiyor. Ha. İsim vermiyor. 10 dakika sonra diyor. Evet o şahıs diyor. 10 dakika sonra bir daha sordum. Bu kıyafetler dedi benim kızım dedi iş yerinde çalışırken dedi iş kıyafetleri dedi. İş yerini işten ayrıldığı için dedi iş yeri göndermiş dedi. Kim babası bu arada telefon attığında eski dünürünüz hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür, siz nasılsınız? Sağ olun. İki yıldır sanırım bu Fatih'in ölümüyle ilgili oğul kızınızla ilgili bir takım iddialarda bulunuyor. İlhan Eren, Eren isimli kişi. İftiralar, bu şahıs daha önce tabii. Alo. Ben sizi duyuyorum. Siz evet, bunları gördünüz mü? Bu istemiş. Kızım da reddedince bu şahıs da kızıma iftira atıyor. Ne oldu bir daha tekrarlayın. Yani, kızını Sibel'i eski gelinini kayınpederi çıkma teklifi mi etmiş? Şimdi Esra Hanım tam duyamadım sizi. Şöyle yapalım. Sizden ricam ekip arkadaşlarımız hatta alıyor. Ne olur bunu en başından yapın. Telefonları kapattırın. Siz çıkma teklif etmişsiniz. Yok İlhan Eren'i diyor. Ha İlhan Eren. Evet. İlhan Eren diyor çıkma teklif etmiş. Kabul etmediği için diyor onları İftira diyor. Atıyor. İftira atıyor diyor. Peki. Tekrar hatta mı? Tekrar hoş geldiniz. İyi günler. Heh, şimdi sizden dinliyorum olayı. Esra Hanım. Oradaki şahıslar. Nasıl? Ulan ben sana demedim mi buraya geldim. Bu şahıs dedim. Böyle böyle şey yapıyor dedim. Gel. Esra Hanım bana sesini yükseltmesin. Tamam. Sen kimsin de sen? Sen kimsin? Ben... Bak sabırlıyım bak ben çok ben şey çok sabrettim 2 senedir sabrediyorum. Ben dedim ki oğlumun neden öldüğünü ben biliyorsun. Dedim ki gidelim bu şahsı şikayet edelim dedim. Niye etmedin? Sana dedim ki bu kız kadınlar dedim eşinle dedim kızı senin başını belaya sokacaklar dedim. Yeminle dedim mi demedim sen mi? Sen kendi ailene sorumlusun. Benim aileme karışamazsın. O benim ailemdendi. Benim oğlumu yaşıyordu. Bana bak bana. Dengesiz herif benim. Sen kendi ailene bak. Kendi ailene sorumlusun. Bak sen neredesin? Sen dış ülkedesin. Seni burada ne yaptıklarını da haberin yok be. Konuşuyorsun boş boş. İftira atma. Şu an bak iftira atıyorsun. Ben iftira atmıyorum. Kanıtlarla geldim buraya. Ulan ben senin ailene iftira attım. Neredesin sen şimdi? He? Neredesin şimdi? Nerede? Boş konuşuyorsun boş. Şimdi... İftiralardan ziyade şu notlar ve fotoğraflar üzerinden konuşalım. İlhan Eren isimli şahsı kızını Sibel Erkan tanıyor mu? Benim 23 yaşında oğlum ölmüş ya. Ben 2 senedir yaşamıyorum. O öldü biz de her gün ölüyoruz. Senin kızın, senin oğulların yanında tabii. Esra Hanım. Esra Hanım ben sesini yükselteyim mi? Kesmeyin ya. Sen kimsin de bana sesini kes diyorsun? He? Bak sesini yükseltmesin. Tamam mı? Dengesize bak ya iftira atıyormuşum. Fethi Bey. Biliyor şu açıdan biliyor. Çünkü 2020 yılında Bana bin defa bunun bir tane de yeğeni var. O da kullandığına dair, onunla beraber takıldığına dair. Benim ne ilgim var benim yeğenimle? Hiç sevmiyorum. Ben onunla ilgileniyorum. Şimdi araya benim bir girebilir miyim? Fethi abi bu kavgayı yaparsak sadece kavga ederiz. Ya şimdi şunu söyleyeyim kimse size. 2020 şey yılında, yok. 2020 yılındaki Fatih'in ölümünde kanında bir madde var. Tamam mı? Burada bu bir gerçek. Fakat bunu yıllardır kullandığına dair herkes burada şahit yani. Tamam bak Fatih bu uyuşturucu maddeyi kullanıyor, yasaklı madde kullanıyor. Burada hemfikiriz. Fakat İlhan Eren diye biri 2 yıl önce ortaya çıkıyor. Sizin kızınızın özel fotoğraflarını ve kızınıza ait bir takım önemli bilgileri Fethi Bey'in kapısına bırakıyor. Bence bunları konuşalım. Seni kapına İlhan, niye bırakmıyor benim kapına? Seni kızına iftira atıyor ya. İlhan Eren'i kızınız tanıyor olabilir mu? Olabilir diyor ya. Bu kadar siz normal karşılıyor ya. Daha...
Daha duydum. Önce çıkmak istemiş. Bu da reddedince buttur iftiraları. Ne zaman kızınızla çıkmak istemiş? İlhan Eren kızınıza ne zaman çıkma teklif etmiş? Vallahi ben beraber olmadığım için onlardan bilmiyorum yeterli. Hayır ama bunu söylemiştim ben ya baba. Ben size şey vermem, tamam mı? Ben şu an avukatımla görüşeceğim. Peki evliyken baba bu adam bana sarkıntılık yapıyordu. Bu adam benim etrafımda ve çevremdeydi. Bu sebeple bana bu iftirayı attı mı dedi? Yoksa işini ben kaybettikten sonra mı? Bakın ben yurt dışında çalıştığım için, tamam mı? Olayı bilmiyorsunuz. En son demişti. En son dedi. Ya senin yanına da gelmiş bu şahıs ya. Senin yanına da gelmiş bu şahıs. Seyfettin Bey şunu söyleyebilirim size. Şimdi iftira bir es verirseniz. Şimdi baba iftira atıyor diyorsunuz ya. Babanın iftira atmadığını hukuken size şöyle söyleyebilirim. Sizin damadınızın dosyasında o sizin de bildiğiniz adli tıp raporu var ve takipsizlik veriliyor. Bak o raporda ne deniyor biliyor musunuz? Etkeni tespit edilemeyen toksit madde nedeniyle ölüm gerçekleşmiştir diyor ve takipsizlik veriliyor. Sonra bu olaylar Esra Hanım'ın bahsettiği, babanın anlattığı olaylar gerçekleşince sizin benim kızıma iftira atıyor dediğiniz baba bu kişiden İlhan'dan gidip şikayetçi oluyor. Bak başlangıçta bunları elle tutulur bir şey gibi görmüyor. Diyor ki bu kişi İlhan benim diyor huzurumu bozuyor. Ben oğlumu defnettim bir rapor var diyor. Ama bu kişi durmuyor ve elindeki belgeler yani göz ardı edilemeyecek belgeler. Bir yani, resmi bulursunuz ama bir kadını... soruşturma başlatmış. O yüzden bundan sonrasını konuşalım. Mesela sizin İlhan Eren'le ilgili. Ya Esra ben hiçbir şeye vakıf değilim. Olayı benim karım, benim kızım biliyordur derseniz o zaman derim ki Seyfettin Bey ben sizle hiç konuşmayayım. Olayın muhataplarıyla konuşayım. Esra Hanım aynen böyle zaten. Şimdi siz her şeyi yani yarım yamalak biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bir kadının görüntüleri başka bir kişinin içerisinde fiziken onu takip eden bir kişinin içerisinde olabilir. Ama bir kadının, evli bir kadının hamilelik belgesi ve kan testlerinin bilinmeyen bir kişinin elinde olması çok ciddi bir olgudur. Bunun dışında da... şunu ifade etmek istiyorum. Bu anlatılanları, babanın anlattıklarını adli makamlar ciddi bulmuşlar. Şimdi gerçeğe ulaşmak lazım. Siz evet, de artık söz burayı verelim suçlamayın. Karşı tarafa. Buyurun Seyfettin Bey. Daha önce ben de çok uğraştım. Yapma oğlum, bırak şu şeyi. Tamam mı? Yani kızımı dövmeler. Yara bere içinde. Bak kendi babası kanlı bıçaklı geldi benim evime. Yüzü orada. Ben yüzü ne zaman orada. Geldim ben seni de bile. Kardeşinin içti geldi. Dedektif polisi karakolu var diye gitmemiş karakolu şikayetçi olmuş. Araba alıyor. Ya Yasir Hanım doğru kızınız. Geldi benim evime ya. Bu kadın ocağımı incir ağacı diktiler bir tacir vardı. Gerçekten ocağımı incir ağacı diktiler bunlar kızınız ya. Kızınız bu evlilikte kocasından şiddet görüyor. Ne bileyim incitiliyor ve üzülüyor muydu? Esra Hanım. Çocuğuna sahip çıkamadılar Esra Hanım. Tamam mı? Ben de çok uğraştım ama bırakmadı. Kızınız darp ediliyor muydu Fatih tarafından? Efendim? Yani Sibel boşanmak istediğini sık sık size söylüyor muydu? Allah bana boşandığını söylemiyordu. İkide bir baba Fatih beni dövüyor. Fatih şöyle yapıyor. Hatta öldükten sonra yatağının altında dahil... madde buldum. Tamam. Yani... Niye götürüp polise teslim etmedin o zaman? Ben Fatih'i... Polise niye teslim edeceğim? Niye götürmedim karakola bunu yatağının altında şey çıktı diye? Yalan konuşuyorsun. Yalnız o gün Seyfettin Bey madde şimdi sürekli kullanan ve o maddenin belli dozlarına... Ulan sen baba baba değilsin sen be. Hayır hayır. Alışkın olan biri için o onun baba, hayatının bak, rutini. Ben var ya ben öyle bir babayım ki. Sen baba değilsin. Sen olamazsın. Şam babasısın şam. Senin, ben sana diyorum bak bu kızın, kızınla eşin böyle yaptım, böyle ben. Yapıyorlar diyorum. Sesini çıkarmıyorsun be. Gelsinler bütün sen düşmüşsün para pıçına. Burası da Bulgaristan'da. Tamam mı? Burada ne yaptıklarını senin nereden biliyorsun? Ben yaptım ben. Bir de çıkmışım utanmadan orayı. Ama şimdi... Ben utanacak bir şeyim yok. Siz utanacaksınız. Biliyor değil mi? Ha? Siz utanacaksınız. Karınla kızın yaptıklarından utan. Utanmadan bir de oraya çıkmışsın. Sen utanmadan bir de bağlanıyorsun be. Sen kimsin ya?
Şimdi ama utanıp bağlanmaması konuyla ilgili bir şey anlatmaması. Hayır, bana diyorsa utanmıyorum oraya çıkmak. Ben niye utanayım? 80 milyonluk önüne çıktım oğlumun. Eğer Seyfettin Bey, kızınıza bu anlamda bir iftira da atılıyorsa, aslında bu yayınla beraber bu iftirayı atan kişilerin kim olduğu, niye bu iftirayı attıkları da ortaya çıkacak. Kızınız sürekli size diyor ki baba, kocam beni dövüyor. Yani bunu bir dedikodu gibi olan bir şey gibi mi paylaşıyor? Aynen öyle. Daha önce kirada komşularına da sorabilirsiniz. Onların hepsini tabii öğreneceğim. 4 yıl geçti. Komşularına da sorabilirsiniz. Ama şunu öğrenmek istiyorum Seyfettin Bey. Ya bugün gene dayak yedin mi diyor. Baba sana gelip baba bu kocam beni dövüyor diyorsa bana yardım et. Benim ayrılmam için yanımda oldu demek istiyordu. Esra Hanım, bunlar 4 yıl evli kaldı. 3 yılı benimle beraber durdular. Ben niye görmüyorum dövdüklerini ya? Bir sene kirada kaldılar. Bir sene. Orasını ne zaman tekrar evlilik yaptı kızınız? Hemen evlilik yaptı. Hemen. Bu sene mi? Bu sene Şubat'ta. Resmi nikah kıydı. Ne zaman beraberlerdi? Dini nikahla beraberlik ne zaman başladı? Allah aşkına ben kapatıyorum. Benim oğlumun hem ölümünden hemen sonra. Seyfettin Bey kapatmayın. Utanmadan bir de konuşuyorsun ya. Torun sizinle mi kalıyor? Kapatmayın Seyfettin Bey. Seyfettin Bey kapattığınızda olayın üstünü örtmüş oluyorsunuz. Yani şimdi benim kızıma iftira atılacak. Eski kayınpederi gelecek. Ya sen kocanı sen öldürmüşsün diyecek. Derim ki dünürüme. Ya dünür. Kalk bunu kim senin kapına koyduysa, benim kızıma yalvardım, bu iftirayı kim atıyorsa, bunlara yalvardım, gel bunu beraber ortaya yalvardım, çıkartalım dedim. Demesi korktukları lazım. Bir şey var, ortaya çıkacak diye korkuyorlar, gidemiyorlar ya. İlhan Eren ben kendim isimli, şikayetçi oldum ya. İlhan Eren isimli kişinin de söz hakkı, cevap hakkı vardır. O dönemde Fatih'in öldüğü 2020 yılında, yani gidecek olursak, o gün hayatında yolda beraber yürüdüğü, hatta madde kullandığını ve sattığını da iddia ettiğiniz biri var. Ömercan Yanıkçı isminde bir arkadaşı var. Bir de bir berberiniz var. Enes Kartepe isminde. Evet. Ben onların da canlı yayına bağlanmasını istiyorum. Çünkü Fatih'in hayatını o kaybettiği gün, gündüz Fatih gayet sağlıklı, iyi olduğu dakikalarda. Hani onu en son gören, onunla vakit geçiren, o günü onunla yaşayan insanlar... Bunların hepsi Sarnıç bölgesinde oturuyor. Sizlerin bilgisine ihtiyacım var. Sibel Erkan'ın da söz hakkı cevap hakkı var. Esra Hanım, bir de şöyle bir şey var. Benim oğlum eşinin mesajlarını yakalıyor. Ölmeden ne zaman? İki ay önce. Sibel'e uyuyormuş. Kalk diyor, bu mesajlar ne bu? Bana bir anlat bakalım diyor. Aradan 10 dakika geçiyor. Telefonla arıyor birisi. Hı hı. Sibel'le görüşeceğim diyor. Sen kimsin diyor. Ben eşiyim diyor. Sen Sibel'le ne görüşeceksin? Sen kimsin diyor. İsim vermiyor. Israrla diyor Sibel'le görüşeceğim diyor. Benim oğluma. Bir de tehdit ediyor. Ver telefonu Sibel'e. Sen bunu kimden duydun? Oğlum da geldi bana. Ben boşanacağım dedi bana. Heh. O da ölmeden önce Sibel'den boşanmayı istiyordu. Evet, boşanmayı istiyor. Ben dedi bu annesiyle dedi bunlar beni bir işler çeviriyor. Beni aldatıyor karım. Aldatıyor dedi. Hiç söylemezdi bize. Anlatmaz böyle şeyleri. Hı hı. Öyle bir çocuk. Efendi bir çocuk. Bir sorun Allah aşkına. Arkadaşları vardır. Komşular vardır, hı hı, ya. Yemin ediyorum birisi kötü desin. Vallahi ben de oğlumun yanına gitmeye razıyım. O aldatma olayında sana geldi. Dedi ki baba. Baba dedi bu beni aldatıyor. Annesiyle bir işler çeviriyor dedi. Ben boşanacağım bundan dedi. Dur oğlum dedim, çocuk var, bir araştıralım bakalım dedim. Gene ertesi gün tartışmışlar bu konudan dolayı. Hı hı. Ben bunları topladım, bunların evine gittim. Hı hı. Oğlumu da aldım, gelini de aldım. Yani başka kim var orada? Annesi var. Bu yok, bu konuşan şahıs var ya, bu tamam, evle ilgilenmiyor. Dışarıda. Evet. Annesi var, babaannesi var, şeyi var. Hı hı. Enişteleri var, halasının eşi. Hı hı. Halası var. Dedim böyle böyle. Dedim sizin derdiniz ne, anlatın bakalım. Beni anlatıyor. Aldatıyor. Hemen telefon öyle değil. Bu arada beni aldatıyor cümlesini. Babaannesi, Sibel'in annesi herkes duyuyor. Duyuyor. Hı-hı. Duyuyor. Ondan sonra telefonu aldı annesi. Hattı çıkardı. Hattı kırdı attı. Hı-hı. Benim oğlum demiş ki şu telefonu ver, savcılığa gideceğim ben. Bu arayan, beni tehdit eden şahısları şikayet edeceğim demiş. Hemen telefonundaki hattı çıkarıyor. Hattı kırıp atıyor annesi. Hı-hı. Niye atıyor o zaman bu? Şimdi bu da söylediğin çok önemli bir şey. Yani evet, vallahi doğru. Esra Hanım, yemin ediyorum ya. Sadece bu olay seninle oğlun aranda değil. Babaannenin, Sibel'in annesinin, babaannesinin olduğu, bu ihanetin konuşulduğu. Evet, hepsi var. Bir konuşma var. Seyfettin ya, yukarıda Bey, Allah varsa anlatsınlar. Bak ben hepsini gittim, özellikle bunları. Ya benim artık
bu olaydan sonra yemin ediyorum ya, gece uyku uyumuyorum. Ya sosyal yaşantım denen bir şey kalmadı. Eşim kalp krizi geçirdi bunları duyunca ya. Esra Hanım, bunlar böyle bir insan ya. Bir sorun Allah aşkına bana. Komşumun dedi ki, oğlum dedi, siz çocuğu yakmışsınız ya dedi. Onları ben tanırım dedi ya. Bunlar dedi, berbat birisi dedi bana böyle. Abla dedim, daha niye önce söylemedin bana dedim, oğlumu kaybettikten sonra. Seyfettin Bey ya tekrar... Benim bir tane oğlum vardı ablam, başka çocuğum da yok ya. Tek çocuğun mu tek var? Tek çocuğum abla ya. Ay, onun da adının Fatih olması. Yani Rabia ablanın tek çocuğu var. Fatih programdaki gelen zamanlar... Abla, ben o ablayı izleyince hemen hüngür hüngür ağlıyorum. Ay, ya. Tek çocuğum var, tek onu da çocuğum var abla. Yok, dalımı kırdılar benim ya. Fidanımı aldılar elimden ya. Ya vallahi... Sen niye bu kadar kafana takıyorsun? Ya nasıl takma, benim bir tane ceylanımı aldılar elimden abla ya. Ya bir de diyor ki bana, konuştuğu lafa bak ya, sen neredesin ya? Sen Fransa'dasın, Bulgaristan'dasın. Seni görüyorum. Ya özellikle bu konuşan şahsa dedim bak Dünür, bu ikisi dedim vallahi başını belaya sokacaklar dedim. Kendi evlerinde abla. Bak dedim, dikkat et. Bir de konuşuyor ya. Bir de bu aldatma olayını Dünür'le konuştun mu? Konuştum, hepsiyle konuştum. Biliyorlar. Ya bunun, bu Dünür'ün yanına da gitmiş, dedesi var. Gelinin dedesi. Hı hı. Bu şahıs, bu kel kafalı şahıs var ya. Dedesinin yanına da gitmiş abla. Ne zaman? Benim oğlum öldükten sonra evleneceğim demiş. Çok enteresan. Abla inan ki çok enteresan. Neyin içine düştüm ben anlamıyorum ya. Ben şimdi anlamadım. Yani bir şey sindirirken başka şeyler çıkıyor. Seyfettin Bey iyi misiniz? Kapatayım mı yoksa dinleyecek misiniz beni? Yok yok, kapatmayacağım. Ya ne olur artık bir sakin olun. Artık böyle yalanla dolanla karnım doldu. Şimdi İnan bak ki... yalan dolandan ziyade Sibel şiddet gören bir kadın. Ölmeden kocası iki ay önce... Bir ihanet konusu konuşuluyor. Fatih diyor ki karım beni aldatıyor diyor. Bak bütün aile yüzleşiyor. Senin bunlardan şimdi, haberin var mıydı? Yok bu yok, yok abla bu böyle yok. Böyle bir şey olsa gelip bana söylerdi. Tamam ya mı? Söylemiyor, senin yaşın keşik saklıyor senden. Senin haberin yok, seni uyardım dinlemedi. Senin bak şimdi rahmetli oğlu gelip bana bunu söylerdi. Tamam mı? Senin kızın beni aldatıyor diye. Öyle senin bir askerde... şey yok. Benim market... Bir dakika bak, bir dakika. Hanım, benim oğlum askerdeyken seni niye arayıp da sinik aldı? Ben konuşacağım Esra Hanım. Bir dakika Fethi abi, bir izin ver. Abla yalan... Esra Hanım gerçekten yalan konuşuyor ya. Evet, tamam. Yalan konuşan sensin. Hı-hı. Tamam mı? Bir kere yalan konuşuyor deme. Ulan seni yalan tamam makinesine soktum lan. Seni yalan makinesini bozarsın ben. Ne güzel buraya geliyordun, sorunu görüyordun değil mi? Senin eşin de bozar, kızın da sen de aynısınız ya. Şimdi... Ne oldu birden hani, ne oldu? Ama şey ne oldu? Ben daha sana demedim mi? Bir Esra Hanım, ben sana demedim mi? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gelin bana yardımcı olun demedim mi? Bırakma. Bak, bir günden bir dedim güne sorumlu gelmiş. Mi? Niye gelmediniz peşinde? Esra Hanım. Şimdi bakın, neden korkuyordunuz? Bunu budaklandırmayın. Ama Fethi abi bana yardımcı. Tamam. Şimdi bak. Sesini kısar sen... mısınız? Ben konuşmak tamam, istiyorum. Tamam, kıstım sesini. Sen bir şimdi diyorsun ki gelmiş, benim kızıma... Değil. Dur. Benim kızıma takıntılı İlhan diye biri varmış. Bunu bana kızım söyledi. Ama tamam. İlhan işte evliyken mi... kocası öldükten sonra mı takıntı oldu onu bilmiyoruz. Biliyor kocası musun? Kocası öldükten sonra. Kocası tamam öldükten sonra. Ya senin eşin itiraf etti be. Eşin itiraf etti, bunlar dedi. Arkadaştı dedi. Sonradan olmuş olabilir diyor. Öldükten sonra diyor. Bak bana söyledi şimdi, şöyle bak. Benim bana için... kanıt lazım. Kanıt. Tamam. Bana kanıt öyle var, o demiş bu ben, demiş. Ben sana var ya. Ben kanıtsız çıkmam. Bir sürü istira atarım. Atayım şimdi mı? Bak, ben öyle bir ben şahs değilim. Öyle bir kişi değilim. Benim anlamı tamam açık. Senin gibi... Senin gibi iftira atmayı seven biri değilim ben. Ben iftira tamam atmam. İftira edersem Allah beni oğlumu yanına göndersin. Atıyorsun işte. Atıyorsun. Kanıt yok ortada. Hiçbir şey yok. Seyfettin Bey. Bak kanıt dediğiniz gelmiş, şey... Gelmiş görmüş şunu yapmış hayır, bunu yapmış. Hayır. Ben de senin şimdi ailene iftira atayım mı? Bir kişi o var. Şey senin ağzını, aileme ağzını alırsan... Seni var ya... Neyse. Esra Hanım. Bir saniye Esra bak. Fethi abi bir git dolan gel Allah aşkına, ben rahat rahat soru sorayım. Ben anlıyorum seni tamam de. Şimdi Seyfettin Bey diyorsunuz ki bak... Torununun şu an psikolojisi bozuldu çocuğun. Tamam, tamam psikolojisi mı bozuk ama tam psikolojisini ha toparlarken psikolojisini bir kişi bozuyor. İlhan Eren diye bir adam ortaya çıkıyor. Eline, kapısının önüne tık tık senin kızının özel fotoğraflarını koyuyor. Bir, İlhan bunlar... senin kızının...
beni dinle. Senin kızının fotoğraflarına nasıl erişti? Bunu cevaplayalım benim, bildiğiniz kadarıyla. Bunlar daha önce nasıl diyeyim sana, beraber çalışıyorlarmış. Nerede çalışıyorlarmış beraber? Beraber çalışıyorlar dedim. Fabrikada çalışıyorlar. İkisi tamam, İlhan ve Sibel. Ya evet. İlhan ve Sibel fabrikada çalışıyorlar. Hı hı. Benim kız yeni başlamıştı işe. Daha ölmeden yeni başlamıştı. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. İki sene çalıştı. Öldükten sonra bu benim kıza işte böyle böyle talip olmaya çalışmış. Tamam. Ve benim kız reddedince bu da işte sana istira atacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demiş kıza. Tarihi hatırlıyor musunuz? Tarihi hatırlıyor musunuz? Ben bir şey hatırlamıyorum. Peki, İlhan'la aynı iş yerinde çalışıyorlar. İlhan sizin kızınıza, aslında bu da kızınız açısından da çok tehlikeli. Çünkü kızınıza saplantılı biri var. Sen benimle beraber ol, beraber olmazsan sana iftira atarım diyor. Fakat iftiranın için bazı öyle fotoğraflar var Seyfettin Bey. Onları da vermek istemiyorum. Bunlar nihayetinde dosyada delil ama kızınızın bu fotoğraflarına erişimi o ona yakınlaştığı dönemde vakit geçirdiği zamanlara ait fotoğraflar mıymış? Hiçbir şey bilmiyorum Yatıra Hanım. Ben yurt dışındayım, tamam mı? Peki ben... normalde o gün çünkü Fatih karısını ve çocuğunu almak için size gelecek miydi? Yani kızınız evde kocasını bekliyor muydu? Yani daha doğrusu hanımı aradı. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Çocuklar nerede diye aradı. Hı hı. Dedi hanım da dedi şimdi dedi çocuklar gidiyor dedi eve. Hı hı. Bu da Cumhuriyet Bey'de Fatih içmiş. Benim o benim hanım aramadı. Benim oğlum benim oğlum çocukları almaya gidiyorum diye gitti. Ondan sonra bir daha. Evet. Tamam mı? Hı hı. Yanındaymış. Çocuk Allah'tan eve gitmemiş yani. Eve gitse çocuklar da öldürecek. Şimdi damadınız aslında hani normalde kim kim öldürdüğü belliydi. Evet, sürekli kullanan biri değil mi? Kızınız öldürdünüz da buna şahittir. Vallahi ben diyecek bir şey bulamıyorum. Burayı hayır hayır yani gitti. Siz dediniz ya. Oğlunu öldürmek için kanlı bıçak, bıçaklar elinde. Bunları kendisine sorun yani. Ben hayır, sizin şey açınızdan soruyorum hani sürekli kızınız şiddet görüyor bu evlilikte filan. Hani oğlunuzun bu alışkanlığı hep var. Oğlunuz derken? Yani damadınızın. Evet. Var. Hep daimi da eskiden küçükten varmış. Tamam. Sürekli bana bu alışkanlığı çok, çok var. Kızınız hatta kendi köylüsü. Kendi köylüsü dedi bana. Bir dakika, bana, bir dakika. Kızın dedi yanmış. Kızın tamam dedi, öyle bir şey varmış da. Öyle bir şey varmış da senin kızın kızınla 4 yıl gezmişler, arkadaşlık yapmışlar. Niye kaçtı o zaman senin kızın? Ya evime geldi oturdu, gönderemedim. Esra Hanım vallahi gönderemedim ya. Önce, evlenmeden önce motorla vurmuş. Benim oğlum askere gitmediydi. Keybart askerliğine. Dedim yani olmaz. Bir sürü şeyler. Ondan sonra benim kızım mecbur kalıyor. Neyi mecbur tamam kalıyor ya? Senin kızın geldi, benim evime oturdu, gitmiyor, gönderemedim ya. Kızınız hep boşanmak istiyor ya muydu ben Fatih'den? Ya ben aradım, oğluna kaçacağım diye. Kızım istiyor, bana söyleme. Hayır, kızın bana hep... söyleme, sen de berabersin, kaçırır seni. Kız hep... Ben senin evine geldim. Seyfettin abi, kızın bana hep söyleme kurtulmak, almışlar, bu evliliği bitirmek istiyor muydu? Senin kızın geldi ben diyorum eve, evet, benim tamam, eve. Tamam, orayı tartışmayın. Hep kurtulmak, bir an önce boşanmak istiyor muydu? Hani yetti baba bu evlilik, ben artık yapamıyorum. Fatih'i taşıyamıyorum. Fatih'in bu alışkanlıkları bana göre değil. Bir an önce boşanacağım diyor muydu? Ha işte işkence yapıyor. Şöyle hı yapıyor, boşanacağım. Vay dememiş anasını ya, işkence yapıyormuş ya. Evet. Demedi, bana boşanacağım diye demedi. Demedi ama tamam işkence mı yapıyor dedi. Sen demedin mi peki ha kızım, sen niye deli misin? Niye bu adamla evli kalıyorsun? Bir an önce kurtul diye. Çektim, kaç sefer konuştum. Ya sana tamam, gelmiş tamam, demiş tamam ki işkence yapıyor demiş. Senin evladın işkence yapılıyor. O zaman niye gitmiyorsun karakola? Niye gelmiyorsun benim yanıma? Sen o zaman nasıl babasın ya? Ya benim o evladım bana işkence yapacaklar. Ben orayı kaldırırım dünyaya ya, ya. Kaç sefer söyledim ben sana? Sen yalan söyledin buradan belli. Kızına işkence yapılıyormuş da sesini çıkarmıyor. Karakola gitmiyor. Gelmiyor benim yanıma. Sen kendin de şahitsin. Havalanın oraya gittin kendin. Gece bak benim yanımda bir tokat vurduysa ben var ya. Bir tokat vurduysa en kıymetli varlığımdan varlığımın yanına gideyim öbür tarafa. Hadi sen de çocukların üstüne yemin etsene. O burada benim elimde sinir krizi geçirdi mi geçirmedi. Sen de niye kardeşinden geldin mi bıçakla?
Danlı bıçaklı geldiniz mi? Hayır, öyle bir şey. Niye geldi senin eve? Evladındır, bilirsin kötü özelliğini. Şimdi bir dakika Seyfet Hanım. Şimdi sen evladındır. Ben? Bilirsin kötü özelliğini. İçtiğinde sapıttığını, işte az çok madde kullandığını, yaşam. Bilirsin bunları bak. Ben bilirim, dürüst benim olalım. Evladım benden başka kimse bilemez. Hayır, dürüst yemin olalım ediyorum, kendimize. Tanrıca sorsunlar, desinler ki bunun oğlu şöyleydi, böyleydi. Yani birine sataşmış, biriyle kavga etmiş desin. Vallahi hayır, de billahi var beni. Var mıydı böyle bari alışkanlıkları? Bilmiyorum abla, vallahi böyle bir şeyini bilmiyorum ben. Hiç böyle ben abuk subuk hallerde... Hayatta yapmaz abuk subuk abla, gerçekten düzenli yapmaz. Düzenli çalışan biri miydi? Abla bu pandemiden dolayı, hatta bunu gelinin teyzesiyle beraber çalışıyorlardı. Pandemiden dolayı çıkardılar. Ondan sonra başka bir iş buldu. Pazartesi günü gidecekti, cumartesi günü vefat etti, nasip olmadı. Yani düzenli çalışan, düzgün, pırıl pırıl askerden bir çocuktu diyorsun. Yeni geldi zaten ablacığım ya. Mesela peki, o gün kızınız evde miydi Seyfettin Bey? Sanırım çalışıyor. Çocuğa da bakan anneanne ya da babaannedir herhalde. Çocuğu almak çocuğu için mi annesinin evine? Babaanne bir gün bakmadı Esra Hanım. Ya vermediniz ki çocuğu, bakalım diyor. Kızınız Seyfettin Allah Bey aşkına, o gün... Bakın Esra Hanım. Ya senin eşin, senin eşin demiş ki benim oğluma. Yok, bu çocuk senden değil demiş ya. Beni bir dinleyin o şarkı. Tabii ki. Başka isimler de vereyim mi? Bir dakika. Ya ondan 3 ay öncesi. Buyurun dinliyorum. Hanımı geldi. Hı hı. Burada torunu istemiyor, görmek istemiyor. Neden? Neden? Çocuğun psikolojisini bozdular. Hmm. Televizyona çıkmalar, onu yapmalar, annesini abla, iftiralar. Şimdi çocuk bakın. Çocuk psikolojisi bozuldu. Seyfettin Bey. Çocuğun psikolojisini bozan sizsiniz. Demişsiniz ki dedi, çocuğa... De dedi, yukarı götürmem dedi. Dedenle babaanne tamam, seni kaçıracak. Sakın ona gitme bir diye saniye doldur. Pedagog raporları var abla ya. Seyfettin Bey. Siz bak, yapın yapmayın. Bak, sizin kızınız var, yetişkin ya. Seyfettin Bey dinleyin Allah beni sakin. Sizin kızınız yetişkin ya. Bak seni demiyorum. Eşimi diyorum bak. Seni demiyorum bak. İzin ver. Bir iftiraya maruz kalıyor ya, ben şimdi bir iftiraya, dinleyin, ben şimdi bir iftiraya maruz kalsam, anlatmak ve kendimi ifade etmek ve aklamak için ben bu tarafla beraber hareket ederim. Etmiyorlar işte abla, ben onu istedim. Kim benim fotoğraflarımı verdi, çıksın ortaya. Gel evet, bakalım seninle karakola gidiyoruz, gidelim karakolda, polisin huzurunda, savcının huzurunda. Biz seninle nasıl öldürdük kocamı ya, bir anlat bakalım. Baba ben senin yanındayım. Fatih'in ölümü üzerinden bana saplantılı olan bu adam senin de benim de hayatımı mahvediyor diye Fethi Bey ile kızınızın ya da sizin hareket ediyor olmanız lazım. Etmediler işte, öbür taraftan ne oluyorlar abla? Fethi Bey bu fotoğrafları size getirirken düşmanca getirmedi ki vardım, gelin beraber gidelim demiş. Esra Hanım bu şans tamamen bizden koptu. Anladım. Tamam mı? Bizden koptu. Bir daha gelmez oldu. Ama kopan... Gelmemenin sebebi ne? Ben onu anlamıyorum. İşte anlatıyorum işte, sebebi bunlar. Kızın evlendi. Nasıl anlatayım ben ya? Hanımı ne dedi biliyor musunuz? Ya abla, ne dedi? Hanımı dedi ki, oğlum ben seni istesen de dedi yukarı götürmem. Yukarısının dedi ne olduğunu ben çok iyi biliyorum dedi. Seni dedi orada dedi bir gün tutmam dedi yani. İstesen de götürmem dedi. Peki şimdi ben kızınızın da eşinizin de konuşmasını çok istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Çok enteresan bir konu gerçekten de, yani sokak ortasında belki kullandığı o sentetik madde sebebiyle ölümü belirlenmiş bir genç adam varken adli tıp raporları da bunu böyle söylüyor. Fakat o gün içerisinde Fatih Sezer'e farklı bir madde verildi mi? O iki sentetik maddeyle diğer maddenin birleşmesi Fatih'in ölümüne zemin mi hazırladı? Tüm bu sorular yeniden sorulmaya başlandı anne baba tarafından. Çünkü karşılarına İlhan Eren isimli kişi hem fotoğraflarla hem de yazılı ve ispat edilecek belgelerle bu olayı araştırın dedi ve süreç tekrar başladı. Şimdi önce telefon hattında gelininiz Sibel Erkan var. Hemen hiç onu bekletmeden onunla konuşmak tabii istiyorum. Sibel Hanım merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ya sizinle de böyle rahat rahat konuşup kendinizi ifade etmenizi de istiyorum. Çünkü bir çocuğunuz var ortak ve çocuğunuzun babası bir gün ölüyor. O ölümü sizi yıkarken 2 yıl sonra onun ölümünde sizi suçlu duruma getirecek ya da sizlerle ilgili deliller sunduğunu sunan biri çıkıyor karşınıza. İlhan Eren'i nereden tanıyorsunuz?
Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ne zaman çalışmaya başladınız aynı iş yerinde? Hatırlamıyorum. Ben şu an... Eşiniz ölmeden önce mi aynı iş yerinde çalışıyordunuz? Öldükten sonra. Ben şu an onunla ilgili değil de başka bir şekilde konuşmak istiyorum. Hı hı. Önce siz kendinizi ifade edin ama sonra ben sorularımı soracağım. Buna da izin verin lütfen. Dinliyorum sizi. Ben sorularınıza cevap vermek istemiyorum. Şu an söylemem gereken bir not var. Onun dışında başka bir şey konuşmak istemiyorum. Ama bu tek taraflı monolog oluyor. Niye konuşmuyorsun? Neden konuşmuyor? Konuşsana! Suçluluk duygusu mu var? 50 milyar İlhan Eren'e sen ne parası verdin? Suç parası mı? Konuşsana bunları da. Sibel Erkan. Besler Eluk Hoca'nı kötülüyorsun da. Bir şey söylemek istiyorum. Onun dışında telefonu sen katilsin, katil. Katilsin kızım. Sen sevgilin İlhan Eren'e katil. Benim oğlum öldürenler sizsiniz. Annen de bunu işin içinde. Peki bir saniye. Buyurun. Söylemek istediğiniz söyleyin. Ben bu insanlarla ilgili şu an savcılık tarafından yapılan bir soruşturma var. Evet. Soruşturmayla ilgili olarak benim hakkımda... Fotoğraflar olur. Evet, bu yasa dışı yolları ben elde etmedim. Evet, bir saniye Fethi Bey. Yayını sonlandırın. Savcılık soruşturması sonrasındaki Sibel kararı Hanım, bu fotoğrafları yasa dışı yollarla ben elde etmedim. Şimdi kocanızın ölümüyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında 2 Eylül 2024 tarihli yeni bir soruşturma başlandı. Bu soruşturmanın ana temeli İlhan Eren isimli kişinin sizinle ve kendisiyle ilgili Fethi Sezer'in kapısına bırakmış olduğu o notlar. Lütfen bunu da açıklayın. Bir fotoğraflar sizinle bir gönül ilişkisi yaşadığını, bu gönül ilişkisi neticesinde sizin hamile kaldığınızı, kocanız ölmeden işte 4-5 ay önce bir bebek aldırdığınızı, bu bebeğin kendisinden olduğunu ama bu bebeği sizin yok ettiğinizi, Fatih'i ortadan kaldırmanın sizin ilişkinizin zemin hazırlayacağı için, yani siz evleneceğiniz planı yaptığınız için Fatih'i yok ettiğinizi söylüyor. Asıl konuşulması gereken bu. Bu delillerin hepsi 2 yıl önce kayınpederinizin kapısına geldi. Kayınpederiniz size gelip, ya Sibel, benim kapıma bu notlar, bu fotoğraflar bırakıldı. Kızım, bunlar nedir, bana açıkla dedi mi? Hayır, asla demedi Esra Hanım. Allah, Allah seni var ya, bildiği gibi yaptım. Bütün ailem vardı, ailem. Ben yazmadım. Bütün ailem vardı. Sesini bile çıkarmadı. O annem konuşuyor, car 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 car. Evet, Fethi Bey. Tamam, bir dakika. Şimdi kayınpederin sizin evinize geldiğini annen, ve bu fotoğrafları... Sen bir de bu İlhan. Benim oğlumun psikolojisini sizsiniz. Siz benim bir tane oğlumu nasıl yok getirdiysen gelmeye götüremezsen. Sen torunumu İlhan Eren'in yerine verip de tıraş etmeye berbere gönderiyorsun ya. Evet, ölüm raporunda. Bir de dün babası... Bir saniye. Utanacak olan sensin, ben değilim. Sizlersiniz kızlar, biz değiliz. Senin Sibel. Baban bak her şeyi kabulleniyor. Utanacak olan sizsiniz. Sibel Hanım, dün babanız... Hayır, sonlandırmayın, sorularıma izin verin. Bakın, aslında bu olay... Kaçma, kaçma, kendinizi... cevap ver. Bir dakika. Bak, Sibel Hanımcığım, bazen hayatımızda yaşadığımız bu sorunlar... Biz genelde sorunun kendisinden kaçarız. Bu sorunu, bu olayı İlhan Eren'in size neden böyle yaklaştığını... Ya da size sizle ilgili bu iddialarda neden bulunduğunu açıklamak için ve gerçeğin ortaya çıkması için size bir fırsat aslında. Yani bu fırsatı kullanın. Bir, İlhan Eren'i dün babanız şöyle tanımladı. Benim kızıma karşı saplantılı biri. Benim kızımın peşinde takılan, onunla ilişki yaşamak isteyen, bu ilişkiyi kızım reddettiği için onu bu iftiraya attı. Evet, benim kızım saplantılıydı. Ben de kendisini istemediğim için... Kağıtları şu anda ben yazmadım, ben atmadım diye bulunuyorum. Onu, bak, onları söyleyebilir. Ama İlhan'ın o notları o kapının önüne bıraktığını bilen, gören ikinci bir kişi daha var. Onun bilgisi de bende. Sibel'cim, bu sebeple bak, açık ve dürüstçe konuşalım. Sen, senin kocan anladığım kadarıyla sentetik madde kullanan biri. Sibel Hanım, zaten İlhan Eren'in şu an yalan söylediği buradan belli. Bir ben bıraktım, bir ben bırakmadım diyor. Tamam, o zaman İlhan Eren bunları yazıp ya birine bıraktırdı. Ama onun
Onunla senin ilişkini işte senin o dönemde çektiği, senin için o dönemde çektiği işte krediler, paralar, tüm sosyal çevresi o dönemdeki sizin etrafınızda nasıl döndüğünü, pervane olduğunu söyleyen önemli ihbarlar da var. O yüzden samimi bir şekilde konuşalım. Kocanla mutsuz bir evliliğin vardı. Kocan sana şiddet uyguluyormuş. Babanın böyle iddia etti. Evet, sürekli şiddet uyguluyordu. Niye gitmedin o zaman karakola? Bu şiddet... Senin oğlun madde kullanıyor. Kendisi kanlı bıçaklı. Bizim eve geliyor. Kendisi kanlı bıçaklı. Ya yani nerede kanlı bıçaklı geliyor Esra Hanım? Bunu açıklayabilir miyim? Dur, lütfen açıklayabilir miyim? Yani. Dur bir dakika. Senin kocan sana şiddet uyguluyorsa ve sen mutsuz bir evlilik yapıyorsan o dönemde İlhan isimli kişi sana aşırı derecede yakın davranıyor, kompliman yapıyor. Senin yanındaysa bu ilgi sana cazip gelmiş olabilir mi? Açıkça konuşalım bak. Sen böyle bazen açıkçası ben sana ne söyleyeyim biliyor musun? Birini öldürmek mi yoksa rahmetli kocama ihanet etmek mi? İhanet etmeyi kabul ederim öldürmekten ziyade. Belli, savcılar da beni katil diye şikayet ettiler ve bu zaten hepsi doğru olsaydı tutuklu yargılanırdım. Ama şimdi o artık savcılık makamının... Vay be Sibel Hanım, mutlu savcılık. Sibel'cim, savcılık makamının takdiri olur. Sizin çocuğunuz tarafından sürekli şiddet görüyor. İşte madde kullandığı için dengesiz tutumlar sergiliyor. O dönemde dün yayına bağlanan ihbarcı, aynı dönemde Sibel'i ve İlhan'ı tanıyan... Evet, onların bir ilişkisi ve bir yakınlığı vardı. İlhan'ın ona olan yakınlığı, belki Sibel'e o zaman iyi gelmiş ve kendini iyi hissetmiş olabilir. Bu sebeple kocasını aldatmış olabilir ama aldattığımı kabul ederim ama öldürdüğümü kabul etmem. Derim ki evet aldattım, senin oğlun böyle böyleydi, onu aldattım ama ben onu öldürecek, ona zarar verecek bir şey yapmadım. Aldattığımı kabul ederim, öldürdüğümü kabul etmem. Fakat İlhan ne oldu da hani sizin kapınıza bu notları bırakmaya başladı? Nehir abla o günden başlayalım. Oğlun öldü, yasını evet. Tutuyorsun. Evet. Notların kapıya bırakıldığı günü hatırlıyor musun? Sen o güne şahit oldun mu? Ben o gün Esra Hanım, ben çalışıyordum zaten, çalışan biriyim. Sabah gittim, akşam gelmiştim. Eşim telefon açtı, dedi ki Nehir dedi, geliyor musun, yolda mısın dedi. Evet geliyorum dedim. Şey dedi, neredesin falan dedi. Hani buluşalım, ben Dünüller'e gidiyorum dedi. Hı-hı. Hani beraber gidelim, yoldaysan alayım seni gideyim dedi. Ben de Esra Hanım dedim, hani hayırdır ne oldu falan. Ondan sonra eşim dedi ki buraya dedi bir paket şeyin poşetin içinde dedi iş çamaşırları var dedi. Mayo var, hani iş çamaşırları var. Hepsini tek tek sana bir poşet var. Bırakıldı. Ha. Poşetin içerisinden çıkanları tek tek anlat bana. Valla südyen vardı. Südyen. Ha. İş çamaşırı vardı. Hı hı. Mayo vardı Esra Hanım. Kısa kot şort vardı. Hı hı. Kısa kollu tişört vardı. Hı hı. Bir de askılı... Gene böyle sütyen yapılı iki tane, bir beyaz bir de siyah, öyle şey vardı. Bu kıyafetleri tanıdınız mı? Ben tanıdım. Kime aitti o kıyafetler? Sibel'e aitti. Çünkü bunlar sen 3 sene bak ben istemediğim halde, bu evliliğe şey yapmadığım halde, onaylamadığım halde. Çünkü çocuğum yakında askere gidecekti. Ama ille evimden alamadım Esra Hanım ben bunu. Ben işe gittiğim zaman sırt çantasıyla eşyalarını taşıyıp benim dolabıma yerleştirdi. İşten akşam geliyorum, açıyorum eşyaları. Oğlum bak bu nedir? Hani ikisini alıyorum, konuşuyorum. Bak olmaz. Daha etmez. Evli değiller o zaman. Ha değiller Esra Hanım. Hani babası dün diyor ya, işte kızı güya biz zorla aldık. işkence yaptık kızına. Ondan sonracıma hani onlar öyle şey yapıyor. Ben kimsenin kızını zorla almadım. Ondan sonra dedi. Hatta dedi ki, biz dedi 3 seneden beri dedi birbirimizi tanıyoruz dedi. Ondan sonra ben dedim ki oğlum askere gidecek. Askerden gelsin. Öyle evlensin. Öyle dedi. Evlenelim dedim. Kapının kızım önüne bırakılan dedi. O kıyafetler tanıdın mı diye özellikle sordum sana. Sibel'in daha önce giydiği dolabında olan kıyafetler evet, miydi? Evet Esra Hanım dolabında olduğu kıyafetlerde. Yani çünkü bunlar 3 sene benim yanımda kaldılar. Hayır, ben... Bunlar kimin mi dedin? Yoksa bunlar Sibel'in mi dedin? Bunlar Sibel'in dedim ben. Hı-hı. Ama annesi inkar etti. Oraya gelme. Notun içinde ne yazıyordu bu kıyafetlerle? İşte sütyen bırakılmış, mayo bırakılmış, kot şort bırakılmış. Valla şey yazıyordu, Fatih ile evliyken gelininiz benimle ilişkisi olduğunu, bir bebek sonlandırdığını, annesinin de bundan her şeyden haberi olduğunu yazıyordu Esra Hanım.
Ondan sonra annesine eşim gittik. Hatta beraber gittik. Eşim girdi dedi ki böyle böyle. Bundan poşet hiç ses ve çıkmıyor. Notla beraber. Evet. Sibel'in aldık gittik. Annesinin evlerine. Evde evet. Kimler vardı? Dün sormuştum. Hepsini böyle detaylı söyle. Evet, çünkü babaannesi vardı. Ediyor. Bunların enişteleri var. Görümcesi bunlar iç güve gibi. Yani bir dairede oturuyorlar. Babaannesi vardı. Halası vardı, eniştesi vardı, ondan sonra Sibel vardı, annesi vardı. Ama Sibel'den ses çıkmıyor. Eşim koymuş demiş bak böyle böyle akşam saatlerinde bunu kapımın önüne koymuşlar. Eşim de bakkala inerken merdivenlerde görmüş Estra'nın. Almış işte ondan sonra dedi ki kızdan ses çıkmıyor. Kadın diyor ki benim şeyim kızımın eşyaları değil. Diyor bu notu yazanı tanıyor musun? Hayır tanımıyorum diyor annesi. Sonra da Esra'nın... Notu kimin yazdığı belli mi peki? Şimdi o gün öğrendiniz mi notu yazanın kişinin kim olduğunu? Biliyor musunuz o gün? O gün... Hayır bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bu şahısı zaten şimdi ekranda görüyorum Esra'nın. Hayır Esra'nın. Yani Sibel'in annesi diyor ki ben diyor bu notu kimin yazdığını tanımıyorum diyor. Tanımıyorum diyor ama tanıyorlar. Yani bir insan iş yerinde madem beraber çalışmışlar, kızını alıp gezdiriyormuş. Yani her yani şey o kıyafetler kimdeyse o notu yazan da odur. Bunu siz bilemezsiniz ama karşı taraf evet, biliyorlarmış. Biliyorlar Esra Hanım ama inkar ediyor. Bilmiyorum diyor kadın. Ondan sonra neyse ertesi gündü değil mi? Diğeri notuyla WhatsApp görüntüleri bir de bir bu resimlerini falan bir gün sonra da tekrardan atıyor. Bu sefer telefona geliyor. Ondan sonracıma eşim aramış böyle böyle diye hemen o ufak oğlu var Mert. Onunla beraber hemen anında bizim eve geldi bu sefer. Kimler geldi? Annesi bir de Mert kardeşi. Dedi ki bu dedi ne diyorlar onu fotomontaj dedi. Böyle bir şey yok dedi. Böyle bir şey yok dedi. Ya bu Sibel Gülnaz bak WhatsApp ekranları alınmış. Bundan bir gün öncesi zaten kızına şey yaptı. O kıyafetler onun değil ki, o şahsın kız kardeşinin. Ya peki, sen bu şahsı tanımıyordun, kız kardeşinin nasıl kıyafetlerinin olduğunu biliyorsun. O şahsın kız kardeşlerinin. Ve İzin o şahsın vermiyor. Kız kardeşi, aynı böyle söylüyor. Yok onun kız kardeşinin. Ya Sibel, bunlar Sibel'in, ondan sonra deyince şey diyor. Ha iş yerinde kalmış da almış getirmiş sizin kapının önüne. Ama en azından 24 saat sonra o kıyafetlerin kendi kıyafetleri olduğunu... Kabul ettiler. Kabul etti. İlkini bilmiyordu şahsı. Sonra kız kardeşinin dedi. Sonra beraber çalışırken dolabından almıştır dedi. Eşim de dedi ki gelin beraber gidelim şikayet edelim. Bak Dünür bu neyin nesi neyin şeyi bak hani bu notlarda hani böyle böyle yazıyor. Yok dedi gerek yok ya dedi ne şikayet edeceksin dedi. O zaten dedi kafayı dedi çekince dedi ne yaptığını bilmeyen bir çocuk dedi. Kim ya sen bayağı bu insanı anne. Tanımıyorsun ki. Kim diyor bunu? Annesi. Annesi diyor. Tanımıyordun ya. Ama nasıl gene isim oldu? Vermiyor. Sadece diyor. Gene isim vermiyor. Ama diyor ki bir kız kardeşi olduğunu kesiyor. Söylüyor. Bir de o kesin maddeyi çekmiştir. Gene takıntı. Evet, takıntı yapmıştır diyor. Bilmem ne diyor. Yani gene eşim bak gitti şikayetçi oldu Esra Hanım. Karakola verdi hepsini. Ama bunlar... O gün size benim kızımla uğraşan ya da senin kızına takıntılı olan biri var ise... ...bir gün önce kıyafetler not bırakılıyor. Ertesi günde WhatsApp'tan bana inanın diye ekstra deliller sunuyorsa... ...Sibel Erkan, İlhan Eren tarafından işte tehdide, şantaja ya da ısrarlı takibe maruz kalıyorsa... ...niye sizinle karakola gelip bunu kendisine evet, yapan, kendisine böyle bir suç isnat eden birinden şikayetçi Esra olmadılar... Niye, neden gitmiyorlar? Niye şikayetçi olmadılar biliyor musun? Her şey ortaya çıkacağını bildikleri için. Israrla söylüyorum. Zaten bak iki gündür yayınınızda da farkındasınız. Ailece bu çocuğu koruyorlar. Şimdi sizin beş senelik damadını kötülüyorlar. Ben anlamadım gitti. Çocuğu yani, maddeci yaptılar. Çocuğu bilmem ne yaptılar. Sizin bu arada yapmış olduğunuz şey bana göre çok iyi niyetli. Evet. Siz onlara Sibel'e daha iki yıl önce değil mi? Evet. İki yıl önce bu olayda kendini aklaması, gerçekten ortaya çıkması evet, için Esra Hanım. Çok önemli bir fırsat evet. veriyorsunuz. Sibel Erkan ve ailesi özellikle Esra de annesi. Bir de ben gittiğimde şöyle bir şey söyledim. Bu altın fırsatı eğer masum ise bu konuda niye tepti? Fethi abi söyleyeceğin ne olur unutma çünkü önemli bir ihbar var. Hoş geldiniz yayına merhaba. Alo. Alo. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi günler kolay gelsin. Sağ olun ihbarınız varmış. Evet doğrudur Esra Hanım. Kimle ilgili? Deniz Sibel Hanım telefonda İlhan Bey saptantılı diye bir cümle kullandı. Evet.
Peki nasıl bir İlhan dediği kişi nasıl bir saptantı oluyor da Sarnıç Sanayi'de beraber börekçi dükkanı işletiyorlardı? Börekçi dükkanları mı vardı? Tabii. Simit Koç'u bizim İzmir'de meşhurdur, bu kırmızı simit arabaları vardır. Şöyle söyleyeyim, kaç yıldır var o börekçi dükkanı ve kaç yıldır beraber işletiyorlar? Şu an bir sene önce de şu an başka biri devraldı orayı, başka biri işletiyor şu an. Bir yıl önceye kadar ortaklardı. Beraber çalıştıkları fabrika. Fabrikanın tam karşısında. Evet. Bizim İzmir'de meşhur olan simit arabaları vardır. Simit evet. Arabası, dükkan değil. Evet. Hı-hı. Bir de yanlarında 3-5 tane masa atılır. Hı-hı. O şekilde İlhan Bey ile Sibel Hanım beraber çalıştırıyorlardı. Kaç yıldır beraber çalışıyorlardı? Efendim? Kaç yıldır beraber öyle çalışıyorlardı, börekçi dükkanını işletiyorlardı? Ya aylarca sürdü sanırım o. Sonra oradan başka birileri aldı orayı, devraldı. Yani kocanın ölümüne kadar aslında bir fabrikada çalışıyorlar. Fatih öldükten sonra mı bu börekçi dükkanını açtılar? Fatih Bey öldükten sonra. İşte o süre ne kadar, geçen yıl olduğuna kadar 3 yıl boyunca bu dükkanı beraber mi işlettiler? Yani rahmetli bir sene olduktan sonra bunlar. Ha, ölümünden bir yıl sonra İlhan'la görüşmeye devam edip dükkan açtılar bir de. Tabii canım, dükkan demeyelim de yani. Neyse simitçi açtılar. Doğrudur. Geçen yıla kadar aktif bir şekilde Sibel ve İlhan görüşüyor. Peki Sibel bunu niye inkar ediyor, niye yok sayıyor? Sibel'le anasının her zamanki huyu odur. Caner Bey'in şu an bulunduğu konumla yukarı mahalleye çıktığı zaman, birkaç araştırma yaptığı zaman sizler daha iyi bilirsiniz. Zaten gerçekleri halkı söyler. Buna emin olsun Sibel Hanım. Herkes bilir. Çünkü İlhan Eren'den sanki kocası hayattayken ve sonrasında kendisine saplantı, takıntı yapan bir adam gibi bahsetti. Ya yalan söylüyor ya, ben kendi rahmetlinin evinin önünde bir durak vardır. Doğru. Evet. Güzergahları. Orada İlhan Bey oğulları Mert'ti galiba rahmetlinin. Neyi vardı? Mert. Rahmetlinin oğlu Mert. Hı-hı. İlhan, Sibel beraber Burak'ta defalarca bekleyip o güzergahtan rahmetlinin evinin önündeki duraktan. Çünkü rahmetli ile İlhan'ın evleri hemen hemen 30-40 metre bir mesafede. Çok yakın oturuyor musunuz siz, evet. İlhan Eren'le, değil evet. mi? Doğru. Evet, doğru. Yani bilmiyordum ben. Siz mahallede İlhan'ı tanıyor muydunuz? Doğru. Tanımıyordum ben, hiç tanımıyordunuz ama sonradan. Peki rahmetli Fatih tanıyor muydu İlhan'ı? Anladım, aynı şeyler, ensallar yani, aynı yaş grupları. Peki İlhan Eren isimli kişinin bu sentetik maddelerle işi var mıdır? Yok, tamam. Yani şimdi iftiraya da yalana da gerek yok. Bilmediğiniz için söylemiyorsunuz. Ama şu çok önemli. Sibel Erkan lütfen bunu da açıklasın. Kocası öldükten bir süre sonra bir börekçi dükkanı işletti. Bu dükkanı işlettiği diğer ortağı da İlhan Eren'di. Fabrikada çalışan insanlar da şahittir. Yani yüzlerce, birlerce, onlarca değil, yüzlerce insan alışveriş yaptı oradan çünkü. Peki, çok önemli bir iddia. İnşallah Sibel Erkan bunu da cevaplar. Çünkü 2023 yılında da İlhan, Fatih'in ölümüyle ilgili babanın kapısına notlar bırakmaya başlıyor. Peki, Sibel Hanım merhaba. Sibel Hanım. Merhaba. Şimdi telefon hattında bir konuğumuz var. İlhan Eren'le bir börekçi dükkanı işlettiniz mi? Televizyonun sesini kısın. Dükkana ait değildi fakat evet, beraber çalışmıştık. Hangi yıllar içerisinde Fatih İlhan'la? Fatih öldükten sonra, 4 sene sonra. Ne zaman o dükkan açıldı ve ne zaman kapandı? Hatırlamıyorum. Dükkan kendisine ait değildi. Bir ay kadar falan işletti. Ben de yardıma gidiyordum kendisine, yardım ediyordum. Tarih verebilir misiniz bana? Neyse. Tarih veremem, bilmiyorum çünkü. Kocanızın çok ölümü... Çok iyi biliyorsun da. Kocanızın ölümünden ne kadar süre sonra? Televizyon sesini kısın lütfen. 3 sene sonra. 3 sene sonra, yani 3 sene sonrası 2023 yılına denk geliyor. Ya tam net tarih hatırlamıyorum da... Peki, kocanız ölmeden önce evliliğiniz devam ederken yine aynı fabrikada İlhan'la çalışıyor muydunuz? Tanışmanız eskiye mi dayanıyor? Ben kendisi
rahatsızlandıktan sonra zaten fabrikadan işten ayrılmıştım. Sonra tekrardan başladım. Ne rahatsızlığı geçirdin sen? Ben hiç hasta olduğunu görmedim. Hayır, şunu merak ediyorum. Kocan ölmeden önce... Ya lan. Konuşup duracak mı? Bana bir müsaade edebilir mi? Kocan ölmeden önce sen İlhan'la mesai arkadaşlığı yapıyor muydun? Oradan bir başlatır mısın İlhan'la? Evet, aynı fabrikada çalışıyorduk Esra Hanım. Tamam, oradan bir başlar mısın? Kocan ölmemişti, beraber çalışıyordunuz. Esra Hanım, öncelik benim fotoğrafımı kaldırabilir misiniz? Tamam, onu kaldırsınlar. İlhan'la sonra görüşmeye devam mı ettiniz? Ben koyulmasını istemiyorum. Tamam, mesela. İlhan'la sonra görüşmeye devam mı ettiniz? İlhan'la sonra arkadaşça konuşmaya devam ediyorduk. Devam ediyordunuz. Kocanız ölmeden önce başladı. Kocanız öldükten sonra da dükkan işletmeye nasıl karar verdiniz? Dükkan falan işletmedik Esra Hanım. Neyse, börekçide çalıştınız. Boyoz fabrikası şeyinde, boyozcuda çalışıyordum. Hı hı. Ama aynı iş yerinde. Ben de birkaç gün yardıma gitmiştim kendisine. İlhan'a yardıma gitti. Neden yardım seversin sen ben? Herkese yardıma gidiyorsun maşallah. Peki İlhan'la aranızda bir gönül ilişkisi yaşandı mı? Kocam öldükten sonra? Evet. Evet Esra Hanım. Ne kadar sürdü bu gönül ilişkisi? Tam net tarihi hatırlamıyorum. Zaten ben istemiyordum. Sonra bir daha da konuşmadım yani. Yıl ve ay olarak söylesen, çocuğunun yaşıyla hatırla. Hani bazı insanlar öyle hatırlarlar ya. Kocan öldü, çok acılısın. Sonra İlhan senin bu acından senin yanına yaklaşıp... sana ben destek olurum, seni ben korurum diye... Esra Hanım, hemen, oynamadığı kaldı bunun. Benim oğlum vefatından sonra. Bu ilişkiyi başlattı mı? Telefonumdan mesaj çekti. Hemen bu ilişkiyi başlattı öldü, mı İlhan? Öldü, gel hadi evlenelim diye. Sibel. Esra Hanım, kocam öldükten sonra bir boşluktaydım. Tamam. Senin hiç boş zamanı kalmamış ki. Konuştuk hiç boş zamanı yokmuş sonra senin. Sonra zaten yollarımızı ayırdık. Peki, yollarınız ne kadar süre sonra, kaç sene sonra ayrıldı? Ortaklıktan sonra mı ayrıldı? Ortaklıktan ya da bu börekçiden önce mi? Esra Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben eskiyle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum. Şu an kendime yeni bir hayat kurdum. Ona hemfikirim. İzin vermeyeceğim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Sibel'cim bak, Sibel. Rica, çok özür dilerim Ahmet Bey. Şimdi Sibel'cim, bu karanlık, bu şüphe sen bundan kaçtığın sürece senin arkandan gelmeye devam edecek. Biraz önce söyledim, duymadın. Zaten şu an otopsi bak, raporu, her şey belli. Hayatım, otopsi raporu ayrı. Öldükten sonra, o dönemki sonra benim hayatım, yaptıklarım kimseyi ilgilendirmez Esra Hanım. Sibel Erkan, şöyle söyleyeyim. Otopsi raporunda yazan Fatih'in ölüm sebebi. Vücudunda bir farklı madde var. Fatih'in ölüm sebebi bu. Ne? Fakat o gün kovuşturmaya yer yok kararı babanın şikayetçi olduğu kişilerle ilgili. Şu anda bu soruşturma yeniden başlandı. Bu soruşturmanın başlanma sebebi de sen saplantılı olduğun kişiliğe... Bir kadın doğum kontrol hapı diyorlar. Zaten ben yapmış olsaydım, ben suçlu olsaydım şu an tutuklu yargılanırdım. Hayatım, onu bak, savcılık karar verecek. Şunu öğrenmek istiyorum. Sen İlhan Eren, eğer sana saplantılıysa nasıl gidip ona dükkanda yardım ettin ve ondan bir çocuk aldırdın mı? Bir çocuk aldın. Esra Hanım, ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Eşinin ölümünden önce bir gebeliğe son verdin mi? Yargılama yeri değil, savcılıkta değil. Esra Hanım, ben daha fazla şimdi konuşmak Sibel istemiyorum. Şimdi Sibel Hanım, Sibel Hanım, değil, Sibel Hanım, duy. Kapattı. Siz cevap ama söyleyin, dinliyorlardı. Evet, evet. Şöyle, Sibel Hanım'a avukat bey izin verin. Şunu söylemek istiyordum. Galiba yanında da yönlendiren vekili var. Olabilir avukat. Belki de babası, birisi bilmiyoruz. Olabilir. Herhangi avukat birisi de olabilir. Şimdi babası. Şöyle ki Sibel Hanım, tekrardan gene bağlanıp söz ve cevap hakkınızı kullanırsanız, şu anda yapılan zaten yayının da amacı, şu anda baba zaten kendi başına direkt sizi suçlamış değil. Babaya daha sonra gelen bir ihbar var ve kuvvetli bir delil var. Sadece ihbar niteliğinde evet, değil, Bey, notlar ben, var. Ben ve bunun zaten üzerine savcılık daha sonra, daha önce kapatılmış olan bir dosyayı tekrardan açıyor. Ve bu da hukuk sistemimizde şu şekilde, ceza hukukunda da kapanmış olan bir dosyanın tekrardan açılabilmesi için
savcı için yeterli şüphenin bulunması gerekli. Demek ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığındaki bu dosyaya bakan savcımız bunda bu delilleri yeterli şüphe olarak görmüş ki dosyayı tekrardan harekete geçirmiş. Şimdi dolayısıyla ailenin... Sibel Hanım'ın tekrardan bağlanarak bu olayın maddi gerçeğin ortaya çıkabilmesi amacıyla yardımcı olup şayet bu suçu İlhan Bey kendisi mi işledi veyahut da herhangi bir dahilleri var mı yok mu maddi gerçeğin ortaya çıkması amacıyla söz ve cevap hakkını kullanması ve soruşturma dosyasına da yardımcı olması gerekiyor. Şimdi süreçle Esra Hanım, ilgili konuşuyoruz. Esra buyurun. Hanım, dünkü yayında diyor ki ben duyuyorum. Geberdi gitti hala kurtulamadım diyor ya. Evet. Ya böyle bir vicdansızlık. Ya bir hayvan ölüsü bile görse ona saygı gösterilir. Esra Hanım ya bunlar acımasız, bunlar insan değil ya. Ya bir dedikleri bir dediğini hem bilmiyorlar Esra Hanım, hem şöyle diyorlar hem böyle diyorlar. Bak ya şey yaptı. Esra Hanım bana Messenger'dan yani. Benim oğlum vefat ettikten 1,5 ay sonra bir Messenger'dan mesaj geldi. Bir baktım Savaş Aydın yazıyor. Evet. Ben de telefon numaranı yazar mısın dedi. Hı hı. Sen oğlun kimsin? Ölüyor. 1,5 ay sonra oğlumun evet, ölümünden. Öleli bir bak buçuk çok ay önemli bir şey. Hı hı. Sen kimsin ben seni tanımıyorum dedim. Ben Fatih'in arkadaşıyım dedi. Hı hı. Seninle konuşayım dedi bana. Hı hı. Tamam dedim ben de o zaman telefon numaramı yazdım. Bana geri dönüş yapmadı bir. Numaramı verdim ama. Vallahi bana dönüş yapmadı. Herkes söz hakkını kullansın evet. Lütfen. Ben de bu bana yazan şahsın sosyal medyadan şeyini araştırdım. Hı hı. Kim bu diye? Bu kim diye. Savaş Aydın İzmir Gazimir'de oturuyor. Mardin doğumlu. Instagram profil fotoğrafları Sibel'le ikisinin yanak yana ortak hesabı çıkıyor karşıma. Allah bana bir şey Allah. Anlatacaktı vazgeçti. Bir de emoji koymuş altına. Arkadaşıyım dedi ya Fatih'e. Yapıyor böyle emoji koymuş. Yani ama böyle, şimdi bu görüntüyü saklıyor musunuz? Duruyor eşimi telefonu. Savcılığa duruyor. Sundunuz lütfen mu? Bunu sundunuz mu savcılığa? Hepsini sundum ben. Hepsini yani sundum. Bak şimdi karakolda, bir iki yıl sonra sundum. İlhan Eren biz beraberdik diyor. Senin oğlun ölüyor 1,5 ay sonra Savaş Aydın isimli kişi kişiyle Sibel Erkan'ın Instagram fotoğrafları yan yana ve samim bir şekilde. Mesela Sibel Erkan yanak yana. Söz hakkını cevap hakkını kullansın. Şimdi o kadar çok şey var ki. Evet evet ben neyin içine düşmüşüm şaşırdım Esra Hanım. Çok enteresan. İnan ki bak bir de Ferhat diye biri var. Bak biri iki değil ben çok araştırdım. Ferhat diye biri var. Ferhat sana nasıl ulaştı? Bu söyledi bana İlhan Aydın denen şahıs. İlhan Eren söyledi. Evet söyleyince ben bu kim diye Savaş Aydın'ın yeğeni bu da. Allah Allah. Vallahi Sibel Erkan ya, benim oğlumu bunlar öldürmüş Esra Hanım ben artık yemin oldum. Annesi Sibel Erkan İlhan Eren benim oğlumu katilleri bunlar. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Nehir ablayla da devam edeceğim. Elinizde gelininize ait kıyafetler ve poşet bırakılıyor. O eve gidiyorsunuz. Evet. Ertesi gün onlar evet. WhatsApp'tan gelen görsellerle sizin evinize geliyorlar. Siz gidip tek başınıza şikayetçi oluyorsunuz. Evet. Yanınızda durmuyorlar. Gelin bana yardımcı olun diyorum. Sizin kızınız bu bak. Ben suçlamıyorum sizi diyorum. Karşı taraf suçluyor. İlhan Eren suçluyor diyorum. Bak. Hayır benim anlamadım yani bunun niye gitmiyorsunuz? Ne yok. Korkuları var, ne tehditleri var. Neden korkuyorsunuz bu İlhan diyorum ya. İlhan Eren'i sürekli böyle bir artık koruma altındalar. İki senedir, annesi olsun, iki babası senedir, olsun. Tek başıma yemin ediyorum. Çabalamaktan artık yoruldum. Nereye gideceğimi Esra şaşırdım. Yorulduk Esra Hanım. Kalp hastası oldum. Daha 44 ya, yaşındayım. Ya bu eşim bunları duyunca kalp krizi geçirdi ben ya. Ben bunları görünce ben ya kalp bunlar krizi bir de geçirdim diyor ki, Esra Hanım. Ceylan gibi çocuk 24 yaşında bir tane geberdi gitti diyor kurtulamadım halen diyor ya. Dün ben nasıl geldim biliyor musun o lafına onu? Geberdi şuna bak ya Allah aşkına ben 15 yaşında büyüdüm Esra Hanım ya. 15 yaşında evlenmiştim büyüdüm ya. Esra Hanım. Çocuğuma bir de böyle iftiralar atıyorlar ya yok madde kullanıyordu yok onu yapıyordu yok bunu yapıyordu. Onlar zoruma gidiyor Esra Hanım. Gerçekten onlar zoruma gidiyor. Ben 10 sene kaynanamla beraber oturdum. Bunları adalet önünde hesap vermesini istiyorum ya. Dedim bak bırakmam oğlum bunları ben şeyini. Bunu istemiyorum anladım. İçime doğdu Esra Hanım bu kız ikiliydi. Çok ikiliydi. Ne demek o ikili? Yani geliyor bana diyorum hani istemiyorum bak şöyle böyle diyorum. Denilir mi ilk tanıştığın zaman insana ya? Annem beni sokağa attı. Sokağa attı bak, beni Esra Hanım, annem. Bak gittim onlara yemin dedim ki. Bu şahıslar kim? Sibel dedim. Bak yemin ediyorum bak. Bu eşim de var.
Yani... Onlarla gönül eğlendiriyordum dedi. Bu Furkan Furkan Erkan'la evleneceğim dedi. Babamı bekliyorum dedi bana ya. Yüzüne sağlık. Bu son eşi mi? Evet. Evet. Hı-hı. Mesela gidiyor eşim hani gösteriyor, ses kaydı da vardı bu İlhan Hanım'ın bizde. Ondan sonra ses kaydı ne diyor ses kaydına İlhan Hanım? Her şeyi anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Annesinin bildiğini, aklınızda kendisini bildiğini. Söyleyeyim. Hatta benim oğlum refah ettikten sonra üç gün falan mı dedi, dördüncü günü benim telefonumdan artık engel kalmadı diye bana mesaj attı diyor. Oğlun 23 Temmuz'da bu krizi geçiriliyor, evet. 29 Temmuz'da evet. vefat ediyor. Evet. Üçüncü günde... Toprağa girelim. Üçüncü gün değil, bir gün sonra. Bir gün sonra. Kendi telefonuyla aramıyor bak. Eşimi telefonla oluyor gizlice. Ben o an iğneliyim ya. İlhan Eren arıyor. Ortada engel kalmadı. Gel beni kaçır. Sözünde peki, dur İlhan diyor. İlhan Eren bu görseli sizinle paylaştı benimle mı? Benimle paylaştı. Bana söylüyor. Var mı elinde o? Yok. Savcılığa sundun mu? Ya işte ben ETS kayıtları şey yapınca çıkar zaten Esra Hanım. Tamam. Esra Hanım bir de şöyle bir şey var. Bir kişiyle ekip arkadaşlarım bir iletişim kurdular. Onun detaylarını da açıklayacağım. Bu aklınızda kalan, hatırınızda kalan her şeyi de paylaşın istiyorum. Bak, Esra Hanım, benim eşim oğlumun pantolonuyla tişörtünü hastaneden vermişler eşime. Hı hı. Eşim de eve getiriyor, oğlum vefat ettikten sonra eşime veriyorlar şeyini. Ben eşim diyor ki bu pantolonla kıyafetlere diyor kimse dokunmasın. Hı hı. Bu benim oğlumun hatırası, ben bunu koklayacağım ömür boyu diyor. Bazanın altına koyuyor. Bazanın altından... Bir gün sonra alıp da gitmişler. Bu annesi. Gelinin annesi. Yok, çocuğumun eşyaları yok diye bağırıyor mesela. Niye bunları ondan alıyorlar? Ondan sonra gelmiş bana diyor ki ben onu yıkadım Poyraz'a. Parmak izi falan varsa diye alıyorlar tabii. Ayakkabıları ki. Ayakkabıları nerede dedim. Evinin önüne koydu. Ya dedim niye benim çocuğumun cenazesi benim evimin önünden kalkıyor ya. Hele eşyalarını hiç görmedim Esra Hanım. Bir tane çorabını bile bulamadım. Hepsini yok. Atmışlar. Köpe attığını yaptılar. Sen o gün evi oğlunu... Evi talan etmişler talan Esra Hanım. Talan. Nehir sen hiç o gün oğlunu sapasağlam, sapasağlam görüyorsun aslında. Sapasağlam işten gelmiştim Esra Hanım. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum. O gün bir berbere gidiyor. Yanında Ömer diye bir arkadaşı var oğlunun. Evet oradan çıkmışlar zaten biz bizim kapıda karşılaşıyoruz. Dedim ki oğlum gel hadi yemek yiyelim hani. Sonra Sibel de dedim çalışıyor mu evde mi dedim. Beraber dedim yemek yiyelim hadi Sibel'i de ara da dedim yemek ye ondan sonra gidersin dedim. Anne dedi ben şimdi onlarla konuştum dedi. Pide yaptırmışlar dedi. Eve gidip yemek yiyeceğiz dedi. Sibel'in beni babasına gidiyorlar. Dedi. Ha, Poyraz'la da konuştum dedi. Hatta dedi top oynayacağız falan baba diye dedi. Beni bekliyor dedi. Kim telefonda? Sibel Erkan telefon altında. Sibel Erkan merhaba tekrar. Merhaba. Siz böyle hani araya girmezseniz o da kendi duygularını tamam. ifade ederek çok daha rahat iletişim kurabiliriz. Şimdi biraz önce söylenilen iddia çok önemli. Nehir Hanım'ın telefonundan İlhan Eren'in telefonuna bir arama kaydının olduğu, bu arama kaydının sebebinin de senin İlhan'ı aradığın ve engel olmadığın ortaya çıktı. Mesela bu geçmişe dönelik arama kayıtları... yapıldığında böyle bir araban var mı yok mu ortaya çıkacaktır. Bunun için şu anda bir açıklama yapmak ister misiniz ya da arama kayıtları ortaya çıksın ondan sonra mı konuşalım? Arama kayıtları ortaya çıksın ondan sonra konuşalım. İlhan'la bir ilişkin başlıyor eşim vefat ettikten sonra. Nasıl bir insandı İlhan? Onun da böyle bir madde, sentetik maddeye karşı düşkünlüğü, alışkanlığı var mıydı? Hayır, kendisinin yoktu. Böyle bir alışkanlığı onu yoktu. Onu koruyorlar. Sadece bana moral veriyordu. Aha, moral vermiş sana. Evet. Moral yardımcı veriyor. Ne güzel moral evet. vermiş. Esra Hanım kendisi konuşmayabilir mi? Benim mahvum onlar değil. Lütfen konuşmayabilir mi? Tamam. Sana moral veriyordu, evet. Elim o konusu. Devam Esra Hanım şöyle söyleyeceğim. Kendini haklasın, haklasın diyorlar ya. Burası aklama yeri değil. Uyuşturucu bağımlısı oğlunu savunmasınlar. Bu peki. tür yerlerde sen kendini sana moral veriyor mu? Sen psikolog mu bu? Evet mahkemeye moral veriyor mu? Senin oğlunun yerlerde çıplak fotoğrafları yok. Senin uyuşuk vücutları yerlerde. Anladın mı? Çıplak fotoğrafları bırakar fotoğraflarını koymadılar kusura bakma. İlhan uyuşuk fotoğrafların yerlerde. Yarı çıplak fotoğrafları bırakan. Unutları bırakan şahsı savunuyorsun. O İlhan'a Eren dediği şahsı seni çekmiş ya içkili elinle. Ne güzel bir dünya. Onu savunuyorsun. Benim sana iftira atan şahsı savunuyorsun. Terbiyesiz.
Sizin var. Siz böyle bir miydi var sizde? Evet. Ben kendilerini duymuyorum şu anda. Tamam. İşine gelmemiştir. İşinize gelmeyeceğim. Kendi oğullarının ne oldu? Ortada... Hayatım şöyle ben sana soru evet, sorayım. Dinleyelim. Sen oraya da sen. İlhan Eren'in sentetik maddeye yatkınlığı var mı? Hayır yok. Böyle bir kötü alışkanlığı var mı? Hayır yok. Yok. Kendisiyle o dönemde beraber yaşadınız mı? Hayır beraber yaşamadık. Ama ilişkiniz kaç yıl devam etti? Ben şöyle söyleyeyim, eskiye dair hiçbir şey hatırlamıyorum Esra. Peki, çünkü İlhan Eren, ilişkinize, bir saniye, ilişkinize İlhan Eren çok yatırım yaptı mı maddi ve manevi anlamda? Hayır. Yani size çok sevgi verdi, sizin her istediğinizi yerine getirmek için krediler çekti mi? Hayır. Bu börekçi dükkanında beraber işletmeniz ya da yardım etmeniz için her şeyi yaptı mı? Hayır, börekçi dükkanı kendisine ait değildi zaten. Başkasının tamam. Yanına gidiyordu. Başka sana birine, aitti. Siz İlhan'la ilişkinizi ne zaman bitirdiğinizi hatırlıyor musunuz? Var, ve neden bitirdiğinizi? Ben buyurun. Biri telefonu sessize alıyor. Sorunun cevabını tamam, bir kişi veriyor. Evet, alo ben. Sibel Hanım. Ben duyuyorum sesini. İlişkinizin İlhan Eren'le ne zaman bitti ilişkiniz? Dediğim gibi eskiye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki şu İlhan Eren'in size karşı saplantısı mahkeme yeri değil. Biliyorum hayatım burası mahkeme. Bak kamu benim Sibel Erkan mahkemede görüşelim. Burada Sibel Hanım zaten bir mahkeme süreci var ama kamu yararı diye, kamu vicdan diye bir gerçek var. Yani babanın annenin ilk başta televizyona gelmedi. Baba anne geçen yıl bu delillerle sen İlhan'ın delillerle beraber niye savcılığa gitmedin? Niye Fethi'nin pardon Nehir Sezer'in yanında oturup da baba benim bu İlhan'la ilişkim vardı. Bu adam benden bir intikam alıyor. Atıyorum şu anda yani en basit yöntemiyle düşünüyorum. Gel bu gerçeği ortaya çıkartalım. Niye demedin? Aynı. Niye bundan kaçtın? Kendileri öyle bir şey için gelmediler. Zaten oraya da iftira ve yalan atmak için İnşallah çıkmışlar. Orada kamera, kamera falan vardır da kanıtlanır. Esra Hanım, çocuğumun psikolojisi alt üst oldu. Çocuğu sen çocuğun psikolojisini dökülsen İlhan Eren'le tıraş için babana göndermesin. Bebeği ne zaman aldırdın? Kapattı tekrar. Kapatır. Biraz sonra yayına bağlanır. Kapatır. Ben torunumu, öz torunumu parka götüremiyorum. İlhan Eren'le bu şahıs berbere gönderiyor. Çocuğun psikolojisine bir şey olmuyor. Ben buraya çıktım diyor. Ne zaman gidiyordu çocuk? Enes Karatepe'yi bağlayın o söylüyor. O dedi bana. Yani bu yıl içerisinde ya da geçen yıl sık Yok, sık. Yok benim oğlum vefatından birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra evet. Yani aslında ilişki İlhan'la. Numarasını da verdim zaten. Sibel'in ilişkisi. Abla evliyken. Var idi. Vefatıyla beraber. Savaş Aydın'ı da sorun. O Instagram ortak profil fotoğraflarınız nedir diye onu da bir sorarsanız onu da cevaplasın. Onu İnşallah da yalan diyecek. Sibel Hanım böyle bir yayına bağlanıp sağlıklı konuşabilirse. Ferhat'ı da yalan diyecek. Abla neler var neler. İnan ki, şey inan ki artık tek başıma mücadele etmekten yoruldum. Dün babası benim diyor oğlum işte, gitmiş 20 yaşında. Bu iki 23 seneye yaşında kadar her zaman yanındaydı Esra. Bir tane evladımdı ya. Mesela... İkimiz kaldık, ikimiz ablam, kimsemiz yok. Aynen öyle Esra. Ya 23 yaşında benim ceylanımı kara toprağın altına verdim ya. Çıkmış bir de diyor ki geberdi git daha ne konuşamadım diyor ya. Kurtulamadım diyor. Ya ne biçim vicdansızlık bu ya. Şimdi İlhan Eren de lütfen ya yayına bağlansın. Ya ben ikiliği görünce, yaralı görünce onu götürüyorum, veterinere götürüyorum ya. Ölmüş bir insana geberdi gitti diyor hala kurtulamadım diyor ya. Geberdi gitti hala kendisinden kurtulamadım diyor Esra Hanım. Bunun yani böyle eşini şey yapan hamilelik olayını size soracağım. Siz gelininizin gebe olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorduk. Oğlunuz ölmeden önce. Evet evet biliyorduk. Nasıl söyledi bunu size? Müjdeli mi verdiler? Yok yok. Yok müjdeli vermediler aslında. Bu çocuk dedi ufak dedi. Daha bunu dedi. Annesi. Daha dedi siz bu çocuğa bakamıyorsunuz dedi. İkinci çocuğu ne yapacaksınız? Aldırın dedi. Ben de onlar dedim karı koca dedim. Onlar karar versin. Dedim ben aldırma taraftarı değilim dedim. Yok dedi bu çocuk alınacak dedi. Öyle kaldı.
İki gün sonra çocuğu aldırmışlar annesiyle. Oğlunuz istiyor muydu çocuğun alınmasını? İstemiyordu, o da istemiyordu. O da istemiyordu. Benim oğlumun imzası bile yok. Aldırmışlar annesiyle ikisi. Ertesi gün. Yani şimdi normalde de karı koca da hemen tabii gizlice. Tabii ki benim oğlumun da imzası olması lazım Esra Hanım. İki buçuk ayı da geçmiş Esra Hanım. Üç aileye falan yaklaşmış. Hatta annesi benim görümcemle konuşmuş Nurcan'a. Eğer bağlarlarsa o size daha net anlatır. Ya bir şey soruyorum. Gelin gidelim diyorum. Yok diyor, bizim polis arkadaşımız var. Şu gebelik olayını anlatıyor. 12. haftaya geçmişti gebelik. Geçmiş Esra Hanım. Hatta demiş ki böyle hani Fatih de alınmasını istemiyor ama hani aldıralım falan demiş. Poyraz'sa daha falan küçük, biz alınmasını istiyoruz Nurcan demiş. Ben bakarım dedim öbürküne. Hatta, bunu siz büyütün dedim. Hatta bir yer varmış özelde, o zamanın parasıyla 3,5 milyara falan alıyorlarmış. Ama hani demiş biraz bak riskli olabilir çünkü bayağı bir geçmiş falan diye. Neyse artık diyor Nurcan, öyle dediler diyor. Ben bu konulara bizim görümce demiş ben karışamam. Herkes ailesi var hani ona göre şey yaparlar. Ondan sonra bir de bayağı da büyük günah yani demiş. Bunun vebali şey olmaz. Bu da enteresan. Sibel Erkan bununla da ilgili söz hakkını kullanır. Ondan sonra annesiyle ikisi bunlar aldırmışlar gene. Haberimiz gitmiş yok. Gitmiş özele. O zamanın parası 3,5 milyara aldırmışlar. Kayıt yapıp merdiven altı diye bir tanımlama vardır ya. Evet, bu şekilde gebelik sonlandırılmış. Hele 12. haftaya geçtiyse o bambaşka bir olay. Evet. Şimdi bir ihbar daha var. Hoş geldiniz yayına. Ekran başındaki konuklarımız Sibel Erkan, o dönemde İlhan Eren'le olan arkadaşlığını, yakınlığını bilenler, iş arkadaşları, Fatih'i tanıyanlar. Ya, lütfen bildiklerinizi anlatın. Yukarıda Allah var. Bağlanın, gerçekleri anlatın. Evet. Ne olursunuz, size yalvarıyorum. Buyurun, hoş geldiniz yayına. Alo, merhaba, iyi yayınlar. Selamlar. İhbarınız nedir? O dönemle ilgili neler hatırlıyorsunuz? İhbarım benim İlhan'la ilgili. İlhan ve Sibel'le ilgili. Yani İlhan... Allah razı olsun. İlhan çok düzgün bir ailede yetişmiş bir çocuktur. Yani bu Sibel bu İlhan'ı kullanmıştır bence. Kullanmıştır. Zaten araştırdığımızda da bunlar çıkar. İlhan yani mükemmel bir ailede yetişmiş bir çocuktur. Yani biz nasıl böyle bir şey yaptıysa eğer, nasıl yaptıysa yani inanamıyoruz. Şu an çok da heyecanlıyım, çok da üzgünüm. İlişkilerine şahit oldunuz mu? Beraber onları yan yana görüyor muydunuz? Hayır, ben hiçbir şekilde görmedim onları. Ben sadece İlhan'ın ailesini tanıyorum. Yani çok, annesi rahmetli zaten, çok iyi bir insan. Babası desen mükemmel insan, ablaları da öyle. Yani çok güzel bir ailede yetişmiş bir çocuk bu. Şimdi beni şaşırtan şu, İlhan Fethi Bey'in karşısına çıktığında ben vicdan azabı çekiyorum diyor. Senin oğlunun ölümünden biz sorumluyuz. Hatta ben bunun için intihar girişiminde bile bulundum diye bir açıklaması var değil mi Fethi Bey? Evet, evet. Benim annem de vefat etti. Ben bu kadar vicdan azabı çekmediydim diyor bana. Annesinin vefat etti. Söyledi. Allah rahmet eylesin. Çok hatırlıyorsun. Mükemmel bir insandı annesi de. İlhan'ın böyle bir hani intihar girişimi oldu mu? Onu duymadım Esra Hanım. Öyle bir şey duymadım ama İlhan hani çok vicdanlı, yani çok düzgün bir ailede yetişmiş bir çocuk. Yani nasıl böyle bir şey yaptı? Ben şu an hani aklım, mantığım almıyor. Hani düşünüyorum bu kız bunu kullanmıştır yani. Çünkü İlhan öyle yapacak bir çocuk değil. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlarmış. Ardından kocası Sibel'in öldükten sonra beraber görüşmeye devam etmişler. Hatta bir börekçide beraber ortak iş yapmışlar. Ya evet duymuştum. Börekli'de çalıştıklarını duymuştum ama ben Sibel denilen şahsı tanımam zaten. Ben İlhan'ın ailesini tanırım. Peki İlhan'a Börekçi'de ne kadar süre çalıştı? Onu hatırlıyor musunuz? O kadarını bilmiyorum Esra Hanım. Sadece duymuştum yani çalıştığını. Duymuşsunuz ama İlhan iyi bir çocuktu. Nasıl bu noktaya geldi? Evet. Evet diyorsunuz. Ya ben çok şu an çok şaşkınım yani gerçekten de. Peki. Çok üzgünüm ve çok şaşkınım. Yani iyi bir çocuk dediğiniz çocuk bu sebeple yani iyi yetiştirildi. Vicdan azabı çekiyorum sözünde samimi midir? Samimidir Esra Hanım. Yani tanıdığım çocuk da eğer samimidir. Yani sana diyorum yani bunu yapacak bir çocuk değil yani. Ben vicdan azabı çekiyorum İlhan'ı, cümlesi. İlhan'ı ne kadar süredir tanıyordunuz? İlhan'ı küçüklüğünden beri tanırım, ufaklığından beri. Çocukluk arkadaşı gibi. Evet, ufaklığından beri tanırım. Peki. Arkadaşım değil, benim yani arkadaşımın kardeşi oluyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, bu bilgiler bizim için çok önemli. Çünkü ben hani sizin evine oradayım. Denizliymiş İlhan değil mi? Mesela o detaya kadar veriyor İlhan. Yani İlhan'la Sibel'in bu ilişkisinin neticesinde yok edilecek biri bir engel Fatih miydi?
Gerçekten onun o gün içtiği gazozlu, gazlı içeceğin içerisine 8 adet doğum kontrol hapı attığını İlhan Eren kime söylüyor? Bana söylüyor. Yüzüme söylüyor. Abla bu kaldırılacak bir şey değil. Şok oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen savcılığa koştum abla. Çünkü oğlunun o gün Ömer'le beraberken almış olduğu bir sentetik madde var. Biz onunla ilgili de böyle kendi içimizde araştırma yaptığımızda mesela 21 yılda Emrah burada 875 ölüm mü var? 897 ölüm var. Yani bir sentetik madde var. İçerisinde bambaşka bir etken maddesi var onun. Hani 21 yılda 897, 2020, 21'de. Yani 897 kişi hani hayatını da kaybetmiş. O güne o içtiği sentetik madde mi yoksa o doğum kontrol hapı mı onu tabii ki bilmiyoruz. Abla bununla biz bilmiyoruz. Belki de başka bir şey vardı. Onu söylüyor belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani hep aynı şeyi kullanıyorsa onun miktarını biliyordur. Allah zarar vermez yani zaten. Aynen. Şimdi bu aynen işi yapanlar çoluğu çocuk. Bir de bana. Fethi abi şunu kabul et. Şimdi senin oğlun sürekli bu sentetik maddeyi kullanıyorsa bunun miktarını biliyordur. Ne kadar ona aynen iyi geliyor, ne kadarı gelmiyor diye. Çünkü aynen hani bu işi yapanlar abla, ona uygun kullanırlar ve düzenli. Esra Hanım, ben oğlumu tanırım. Benden başka, annesinden başka. Ya bir kediye bile şey demez, öbür tarafa git demez. Bir ekmeği varsa yarıya böler. Böyle bir çocuk. Şimdi o günü konuşuyorduk. Şunu anlatayım Esra Hanım. Söyle baba. Bu İlhan Eren üstüne basa basa ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Bana inanmazsınız belki ama diyor, beni yalan söylersiniz ama diyor. İş yerine gidin diyor. Beraber çalıştığımız iş yerine, iş yerinin ismini de verebilirim. Hı hı. Onlara sorun diyor. Belki diyor ama şöyle sorun diyor. Bir de bana akıl veriyor şahıs. Hı hı. Şey ya, lise mezunuyum dedi bana. Üniversite mezunuyum dedi bana. Belki diyor oğlunuzun ölümüyle ilgili sorarsanız diyor çekinirler, anlatmazlar diyor. Ya biz bu Sibel'i gelin olarak alacağız. Nasıl birisidir diyor sorun. O zaman detayları anlatırlar diyor. İzmir Sarnıç'taki Fatih Sezer'in ölümü ve Sibel Erkan'la İlhan Eren'in ilişkisi ve o dönemde yaşananlara kim şahit ise. Bir Rabia isminiz, diye bir kadının ismini verdi. Israrla ona sor dedi bana. Bilgileriniz bende gizli kalacaktır. Lütfen ihbarlarınızı yapınız. Bu çok önemli. En azından 4 yıl sonra bir adalet sağlanacaksa o adalet gelsin. İnşallah. Sizi uğurluyorum. Pazartesi buyurun. Tekrar görüşeceğiz. Buyurun. Sağ olun. Ama şuna çok inanıyorum ya. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.